Hepiniz hoş geldiniz. Bu soğukta kalkıp geldiniz. Bugün konuğumuz Nevzat Sayın. Nevzat Sayın'ın ev üzerine çalışmaları birçoğunuzun da karşılaştığı çalışmalardır. Uzun zamandır da belli bir dönüşüm içinde devam eden çalışmalar farklı ölçeklerde, farklı bağlamlarda. Bunlardan bir tanesine benim dikkatimi Salih Pulcu çekmişti. Yahşi Bey'deki işlere. Biz o Yahşi Bey'de yapılan evler üstüne biraz konuştuk. Halil İbrahim Bey'le de konuştuk daha sonra. Ve bu özellikle o işler bağlamında ev ve mimaride yer almasının çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir projeler grubuydu. Nevzat Bey'i bu çerçevede davet ettik. O aslında bizim sunduğumuz çerçeveye hem hakikaten çok iyi kavrayarak oturdu hem de bunu biraz daha da genişletti. Konuşmanın başlığı fark etmişsinizdir, izlemişsinizdir. İkinci evden birinci eve. Aslında ana başlık bu. Çok konuşmaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok ilgimizi çeken bir şey. Bu konuda benim de soracaklarım var. Daha fazla sizleri bekletmeden Halil İbrahim Bey'e sözü bırakacağım. Sonra hoş geldiniz diyeceğim. Şimdi demiyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet. Sizi bekletmek için izin istedim bir daha. Ben de hoş geldiniz diyeyim. Güzel bir niyetle yola çıkan ev ve mimari konuşmaları 10.suna ulaşmış bulunuyor. Hatta internet ortamından başka türlü karşılıkları da oluyor. Yani bir mukabelesi oluyor. Bunlardan bir tanesi de Nevzat Bey'di. Kendisine ilk davetimizi ilettiğimizde izledim, gördüm demişti. Bu da bizi çok mutlu etmişti doğrusu. Evet. Sağ olsun. Nevzat Sayın'ı uzun uzun anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kendisi Türkiye'de mimarlık pratiğiyle bizatihi uğraşan, üniversitelerde proje atölyeleri yürüten çok kıymetli bir mimarımız. Artık şu an kaçıncı nesil oluyorlar onu bilmiyorum. Yaşı 40'ı falan herhalde yeni geçmiştir olabilir diye tahmin ediyorum. Kendisi sağ olsunlar davetimize geldiler. Ben 90'ların ortalarındaki öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Mesela Nevzat Sayın'ın o dönemki işleri çok ilgimizi çekerdi doğrusu. Özellikle bugün de sunacağı evlerden bir tanesi Yutong'la üretilmiş olan ev. Bizim proje derslerimizde önemli bir şeydi. Ev üzerine düşünmemizi sağlayan bir şeylerdi. Sonra diğer işleriyle de vakıf olmaya başlayınca ve biz de biraz yaşlanınca asıl Nevzat Sayın işlerinde, pratiğinde beni en azından en çok cezbeden şeyin ve hakikaten bize düşünce malzemeleri üreten şeyin maddeyle kurduğu ilişki olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla hiçbir maddeyi kutsamayan, yani hiçbirine kutsallık atfetmeyen ama her birinin doğasına, içerdiklerine ve potansiyellerine dair her projesinde bir şeyler söylemeye çalışan bir mimar ve işleri karşımızdaydı. Doğrusu maddeyi bu şekilde kavrayan ve bunun gerçekten üretimini ortaya koyan mimarları özellikle memleketimizde bulmak son derece zor. Ev ve mimarinin aslında temel problemlerinden, problematiklerinden bir tanesi de bu. Maddeyle kuracağımız ilişki, bir tasarımcı olarak, bir insan olarak nedir sorusu başlı başına bir yekün teşkil ediyor. Ve Nevzat Sayın da bu sorularımıza belki cevap bulacağımız önemli adreslerden bir tanesi olmuş oluyor. Ve asıl diğer meselemiz hakikaten çoğalma potansiyeli olabilecek yakıcı sorunumuz, ev meselemiz nasıl tekrar gündeme getirilebilir ve bu problematik daha görünür kılınabilir ve çoğaltılabilir idi. Nevzat Bey ile görüştüğümüzde o bizim
tanıtma metnimizden yola çıkarak bize hakikaten Celalettin Bey'in de söylediği gibi çok güzel bir açılım sağladı. Çünkü şu ana kadar ki yaklaşık 9 oturumun kuramsal olanları hariç hemen hemen hepsi ikinci evleri anlattılar. Yani dolayısıyla insanların yaşadıkları bir ev var. Bir de mimari nitelik bağlamında farklılaşan bir niteliğe haiz olan başka bir ev grubu var. Bunun toparlaması da olacağını tahmin ediyorum. Yani kendisi de hakikaten büyük bir şeyle, titizlikle de bir metin hazırladı. İkinci ev meselemiz aslında bizim çoktan unuttuğumuz birinci ev meselemiz mi acaba diyerek tekrar teşekkür edip, evet, sözü fazla uzatmadan arada çıkıntılık, evet, yaparak sizi dinlemek istiyoruz. Buyurun. Evet, arada çıkıntılık değil de ben şeyi tercih ederim. Üstelik hani konuşmanın bir ara vermesini, belli bir araya gelmesi beklemeden hemen o sırada bence bölün, cümleyi bile bölebilirsiniz. Ben bana o daha iyi bir konuşma, eyvallah, gelir. Şurada biz bizeyiz. Biraz da dinleyicimiz var diye düşünüyorum. Önce teşekkür böyle bir davet için. Sonra gerçekten de yapmaya çalıştığınız şeyi, yaptığınız şeyler üzerinden anlamaya çalıştım. Bir süredir düşündüğüm bir konuydu bu. İkinci evden öğrenecek bir şey var mı acaba diye. Tam yani eğrisi doğrusuna denk geldi ve buraya geldi konu. Şimdi benim çok inandığım bir şey var. İnsan gerçekten de yaşadığı yere benziyor. Tabii Türkiye toplumunda insan bulduğu şeyi kendine benzetiyor. Sonra yaşadığı yere benziyor ve bu böyle bir kısır döngüye de dönüşebiliyor. Çünkü biz kendimize benzetmeseydik eğer muhtemelen burası daha iyi bir ülke olurdu diye düşünüyorum. Ama bu benim birinci cümlemi, yani insan yaşadığı yere benzer cümlesini değiştirdim. Şu ev niye önemli? Bence bir mimarlık problemi olarak da önemli, sosyolojik problem olarak da önemli, etik bir mesele olarak da önemli. Özellikle bizim gibi ülkelerde kent topraklarının özel mülkiyete ait olduğu ve bunun neredeyse sadece rant olarak kullanıldığı ve yuva mı mal mı olduğu meselesinin tartışma götürür bir hale getirildiği bir yerde iyiden iyiye önemli olmaya başlıyor. Mesela beni hep şaşırtmıştır. Aklına çok güvendiğim, beynilerine çok güvendiğim, konuşmasını dinlemekten çok keyif aldığım insanların evlerine gittiğim zaman bile gerçekten şaşkınlığa, nasıl yani bu adam burada mı yaşıyor? Ben de Turgut Cansever'in evine gidince onu hissetmiştim. Turgut Bey'inki bence nispeten iyi. İyidir. Tabii. Neler var? Tabii. Şimdi o ve bu ev konusu benim için öteden beri çok özel bir mesele haline gelmiştir. Ben becerebildiğim ölçüde kendi odamdan evime varıncaya kadar, hatta işi ileri götürüp arkadaşlarımın evlerine varıncaya kadar, o öyle değildir, bu böyle olması gerekir diye bir şekilde bu işi yapmaya, etmeye ve iyisinin nasıl olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi sadece konut dediğimiz ya da yuva dediğimiz ev dediğimiz, mesela Türkiye evi diye bir yer de var. İşte merdiven evi ya da merdiven kovası diye adlandırdığımız yerin öbür adı merdiven evi. Şarap evi diye bir yer var. Yani bu ev meselesi aslında bir kavram gibi, yani doğrudan doğruya nesnel olarak bir şeyi işaret etmekten çok bir durumu işaret ediyor ve önünde sonunda bizim içinde bulunduğumuz ve içinde bulunmaktan keyif aldığımız, bize ait kılınmış ve ya da kendimize bize ait kıldığı bir yeri işaret ediyor. Şimdi böyle bakınca bizde bu nasıl gelişiyor? Mesela şu sıralarda toplu konut diye bir delirmiş bir konu var. Allah'tan en son krizle biraz sakinleşti. En azından ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Çünkü birkaç milyonla ifade edilen fazla konut var. Ama ben bu konuya girmeyeceğim. Girmek istemiyorum. Çünkü bu derya deniz bir konu. Yani buradan çıkamayız diye düşünüyorum. Onun için de tekil evleri, tek evleri, etrafıyla kurduğu ilişkisi anlamında, kullanıcıyla ilişkisi anlamında, mimarla olan ilişkisi anlamında ele almaya çalışacağım. Çünkü eninde sonunda evin kimin olduğu bence başlı başına bir konu. Yani ev sahibinin mi, ev sahibesinin mi, misafirlerin mi, çocukların mı,
Yoksa mimarın mı? Mesela o nereden baktığınıza bağlı olarak bu değişiyor açıkçası. Şimdi bir ülkenin resmi bir görüşü oluşuyor. Bence mesela Türkiye'nin evle ilgili olarak resmi bir görüşü fazlasıyla tutucu, buna karşı fazlasıyla muğlak. Oradan bir şey hissetmiyoruz, yani bize bir şey söylemiyor. İsterseniz kaynakları araştırın. Yani Sedat Akkaya'lı demin Türkiye bir plan tiplerinden daha derin, herhangi bir ev konusunda herhangi bir şey yok yani. Doğan Kuba'nın bir Türk Evi diye bir kitabı vardır. O da bence başlığıyla problemlidir. Türk Evi mi, Türkiye Evi mi, bu bitmek bilmeyen bir konuşma. Cengiz Bektaş'ın araştırmaları var. Halk yapı sanatı üzerinden evleri araştırdı ve bana bu şey önemli geliyor. Şimdi ama bütün bunların, bütün bu muğlaklıkların arasında kodlanmış gibi görünen bir şey var. Yani sanki görünmeyen bir el bize evin nasıl yapılacağı konusunda böyle bazı işaretlerde bulunuyor. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Üç oda bir salon, 1+1, 1+0 falan gibi böyle bir saçmalıklar manzumesi devam ediyor. O çok enteresan bir şeydir değil mi? Daha önce de konu önce oldu de hakikaten. Amerika'daki şeyleri Celalettin şey yapmıştı. Niye 1+0, 3+1? Bence şuraya gelemediler. Sıfır noktasına. Aynen. Ya onun için çok uğraşıyorlar güzel gibi geliyor bana. Şimdi tabii gönül isterdi ki bunları değiştirerek yapabiliyor olalım. Fakat bu her zaman mümkün değil. İmar yasaları var, müşteri talepleri var, yatırımcının istekleri var falan. Dolayısıyla bana hep şey ilginç geliyor. Bugün anlatacağım konu da biraz öyle. Verili durumun ve onaylamadığımız o verili durumun etrafından dolanarak bir şey yapmak mümkün mü acaba? Yani alaşağı etmeden, yani onu anlıyoruz ama onun etrafından dolaşarak kendi kurallarımızla şey yapıyoruz. Başa çıkmaya çalışıyoruz. Saatimi önüme koyup beni uyarmazsanız fazla konuşabilirim. Biz sizi uyarmayız. Ama bu etrafından dolaşma bence çok kritik bir şey. Çok. Önemli bir vurgu. Burada da aslında konu etmeye çalıştığımız şeyler, yani evler, özellikle seçtiğimiz evler zaten ana konumuzda olacak ama çok unik, tek defaya mahsus, böyle bir ev idealinin gerçekleştirildiği mekanlardan ziyade hakikaten bu realitenin içine çekilebilecek olanlar. Yani biz de aslında aradığımız şey böyle etrafından dolaşacak bir yol bulabilir miyiz? Yoksa evet, yani çeşitli coğrafyalarda, çeşitli işverenlere hakikaten çok şiir gibi evler yapılıyor, yapılabilir. Ama bunun bugün konuşacağımız birinci eve dair, etrafından dolanmaya dair bir patika açılabilecek imkanı var mı? Aslında onu araştırmak temel şeyimiz. Şöyle diye düşünürüm hep. Çok unik, çok biricik ve sadece o duruma ait olsa bile bir şey, mutlaka genel prensipleri hem kullanıyor hem genel prensiplere bir şey katıyor. Dolayısıyla iki ucu var. Nereden baktığınıza bağlı olarak onu böyle biricik bir şey olarak da görebilirsiniz. Genel öğretinin bir parçası olarak da görebilirsiniz. Şimdi bu kuralları tanıma meselesi şöyle önemli. Bildiğiniz gibi ben sol bir gelenekten geliyorum ve benim için dünyayı değiştirmek vazgeçilmez bir şeydir. Yani. Ama devrimin uzak ihtimal olduğunu anlayınca mimarlık üzerinden bunu yapabilir miyim acaba diye bakıyordum. Ev de bunların içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi. Ve şunu görüyorum gerçekten. Mesela en yakın zamanda kardeşime yaptığım, benden sadece bir yaş küçük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, yani benim gibi erişkin bir insan için yaptığım bir ev de bana şunu söyledi. Ya bir ev bu kadar mı önemli olabilirmiş? Buradan hiç çıkmak istemiyorum. Ki bir sokak çocuğudur, yani onu eve sokmak imkansız bir şeydir neredeyse. Bu da bence o kuralları tanımak ama kuralları çiğneyebilmek şeyinden geçiyor. Güveninden geçiyor, bilgisinden geçiyor. Şimdi kuralları tanımadan kuralları çiğneyemiyorsunuz. Kuralları tanıdıktan sonra da çiğnemeden yapamıyorsunuz. Çünkü şuna çok inanıyorum. Mesela biraz sonra anlatacağım örnekte de var. En iyi öğrenme biçimi aslında taklit etmek. Ya ama nesneyi değil, yöntemi taklit etmek. Yöntemi taklit edebilmeniz için de çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani onun sadece işinize yarayan bir yerini alıp bugünün dünyasında kullanmaya kalktığınızda ona kopya diyoruz.
yöntemi taklit ettiğinizde ona mimesis diyoruz. Ve o bence çok değerli bir bilgi. Geçmişe dair o bilgiye sahip olmak. İşte bunu yöntemi taklit ettiğiniz zaman bir üslupsal bir sorun olmuyor. Ama nesneyi taklit ettiğiniz zaman üslup sorununa kadar geliyorsunuz. Onun için de bundan 300 yıl önce, 400 yıl önce yapılmış bir caminin kopyasını getirip yapmakta hiçbir beis görmüyoruz. Evler konusu da böyle. Saçaklar, cumbalar ve eli böründeler yaptığınız zaman, bu kafesler ve geleneksel kapılar, şunlar bunlar yaptığınız zaman bunun olacağı zannediliyor. Halbuki zamanın ruhu diye bir şey var ve o zaman ne tekrar edecek? Bu bence çok önemli bir şey. Ve bana en önemli gelen, özellikle ev konusunda, bütün hayata dair böyle ama iyi bir yerden başlamak için bir dünya görüşüne sahip olmak gerekiyor. Çünkü bu mesele nasıl yaşayacağınızla ilgili, nasıl yaşayacağınızla ilgili bir meseleyi bilmezseniz nerede yaşayacağınızı da bilemezsiniz. Bence evlerin sefil hallerinin, ki bunun varlıkla ve yoksullukla da bir ilişkisi yok. Hı hı. Varlık içinde de yokluk yaşanıyor. Hı hı. Yani biz mesleğimiz nedeniyle öyle yerlere giriyoruz, çıkıyoruz ki aman burada kim yaşıyor acaba diye düşünüyorsun mesela öyle yerlerde. Ve dolayısıyla bu dünya görüşü, nasıl bir dünyaya sahip olmak istediğiniz konusu sonunda nasıl bir evde yaşamak istediğiniz meselesine gelip bağlanıyor. Mesela mimarlık eğitiminin 20'li yaşlarını süren, burada da bir kısmının olduğu mimarlık öğrencilerinin bence iki tane çok önemli açmazı var. Bundan söz etmem gerekiyor çünkü sonunda onlar mimar oluyorlar ve o evleri onlar yapıyorlar. Bir tanesi geçmişe dair bir bilgiyle donatılmamış olmaları. Yani iyi bir mimarlık tarihi okunmuyor olması ve bu coğrafyada, bu topraklarda yapılıp edilen şeylerle bugün bu topraklarda yaşayan insanların arasındaki bağın gerçekten çok kopuk bir şey olması, derin bir bağ olmaması. Çünkü mesela ben başka yerlerde de söylüyorum ve bunda ısrar ediyorum. Bugün İstanbul'da yaşayan mimarlık öğrencilerinin en az %50'si Süleymaniye'yi hiç görmedi. Ayasofya'ya hiç gitmedi. Yerebatan Sarnıcı'na hiç inmedi. Şimdi böyle bir şey olabilir. Şeyi de saymıyorum. Priene'ye gitti mi, Milet'e gitti mi, Didim'i gördü mü, Bergama Antik Tiyatrosu'nun basamaklarında tırmanıp inip çıktı mı, o dikliği tanıyor mu falan. Bunu hiç bilmiyor mesela. Şimdi ama Zaha Hadid'in projelerini internetten indirip bakıyor. Şimdi bu gelecek, geçmişe dair bir fikrimiz olmayınca bulunduğumuz yere dair de bir fikrimiz olmuyor. Ve bu bir yapı, yani bizi nasıl eksiltiyor? Herhangi bir yapı, diyelim ki ben buraya gelirken şimdi öyle sokaklardan geçiyorum ki bir süredir de bu bölgede yapılacak bir projenin içinde olduğum için ya o kadar kıymetli yapılar var ki onların haline bakıyorsun. Tam yani o eprimiş ve kendi içine çöken haliyle bizim halimiz arasında, o evle bizim halimiz arasında çok ciddi bir örtüşme var. Aynen onun gibiyiz aslında. Ve o kaybolup gidecek ve düşüncemizde de kalmayacak bir şey. Şimdi bir taraftan böyle bir şey var. Bir taraftan da gelecek fikri de yok. Gelecek fikri niye yok? Mesela 20'li yaşlarını süren insanların politika ile ilgisinin olmaması isteniyor. Daha doğrusu muhalif politika ile ilgisinin olmaması isteniyor. Politika ile ilgisi olmaması ise bir insanın gelecek fikrinin olmamasına getiriyor. Çünkü politika ne demek? Bir insanın bugün yaşadığı andan bir şikayetinin olması, bunun daha iyi olacağına dair bir fikrinin olması ve bu fikrini dillendirilecek bir mecrayı kullanabiliyor olması demek. Tasarım ne? Sizden o güne kadar yapılmışlardan daha iyisini isteyen birinin ya da bir probleme karşılık vermek üzere o güne kadar yapılmamış ya da yapılmışlardan daha iyi olacağı beklenen bir şeyi düşünmek. Şimdi şu ilginç değil mi? İkisinin ne kadar çok örtüşüyor. Gelecekçi tavrı her ikisinde de bence müthiş bir biçimde örtüşüyor. Ve apolitik bir gençlik bence gelecek tasavvuru olmayan bir gençlik demek. Çünkü 20 yaşlarını süren bir adam resmi ideolojiyi papağan gibi tekrar ederek nereye kadar gidebilir? Yani buradan nasıl bir açılım bulunabilir? Şimdi bu
sakin bir dünya yaratmak için örülmüş bir örümcek ağına dönüşmeye başlıyor. Ve bu bence çok zararlı bir tohum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ve bunu birebir görüyorum. Gelecek konusundaki fikir kaybolunca geriye biraz önce söylediğim gibi gelecekçi gibi görünen nesnelerin taklidine dayalı bir takım denemelere dönüşüyor. Hı hı. Bilgisayar dünyası da bunu hakkını verecek kadar altyapısını oluşturduğu için bir takım resimlerden oluşan bir dünya kurulmaya başlıyor. Bu ne kadar ekstravagan, ne kadar spektaküler, ne kadar renkli ve ne kadar orijinal tırnak içinde. Hiçbir orijinalliği yok aslında. Hı hı. Ve ne kadar özel bir şeyse o kadar beğeni toplamaya başlıyor. Ne kadar çapraşık, eğri çizgi. Evet. Şimdi bu eve de yalnız. Ev dediğinizde de böyle. Fakat mesela ben öğrencilerimle deniyordum. Tek kişinin yaşayacağı bir ev diyorsun. Tek kişilik yatak çiziyor. Şimdi bir insan hayatı boyunca tek kişilik yatakta yatacak anlamına gelmiyor yani tek kişilik bir ev dedik diye. Ve inanın buralara kadar son derece daralıyor şey. Çünkü kendi evlerine bakıyorlar, kendi odalarına bakıyorlar ve kendi evleri ve odalarından çıkardıkları bilgi bir şeye yetmiyor. Oysa hani biraz yani Sadullah Paşa Yalısı nasıl bir yer? Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın plan tipi neydi? Hı-hı. Ya da Sedat Akkaya'nın Türkiye plan tiplerinde orta sofalı ev ne demek? Yan sofalı ev ne? Yani biraz en azından bu konuda bir bilgisi olabilseydi onların bence çok daha iyi bir şey olacaktı. Yani kuralı çiğnemeye kalksa bile bunu bilmesi lazım. Başka türlü çiğneyemez. Neyi çiğnediğinizi bilmezsiniz. Yani çiğnemek çünkü üzere bile olsa evet, bu farkındalık kesinlikle olması gereken bir kesinlikle şey. Onun için biraz önce söylediğim gibi kuralları tanımak şart. Bilgi birikimi bunun için gerekiyor. Kuralları tanıdıktan sonra onu çiğnemeniz gerektiğine kendinizden geliyorsunuz çünkü. Ama o kurallardan türettiğiniz şeylerle çıktığınız için bence onun üzerine ekleyerek bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi bu değiştirme isteği, yani dünyayı değiştirme isteği bana hep şu yüzden önemli gelmiştir çok. Dünyayı değiştiremeyebilirsiniz ama dünyayı algılamanızı değiştirebilirsiniz. O zaman da resmi ideolojinin size söylediğinden başka bir dünyanın pekala mümkün olduğunu anlamak için sizi iyi bir yere getirebilir diye düşünüyorum. Bu biraz önce söylediğim, yani bir dünya görüşüne sahip olmanın size ne yapacağınızı usulca fısıldaması gibi bir şey. Şimdi bunun abartılı ucu çok angaje, çok başka türlü düşünemeyecek kadar saplantılı bir biçimde bir düşünceye sahip olmak. Diğeri ise bu düşüncelerin içerisinden konuya ilişkin, konuya göre tercüme edebileceğiniz kullanışlı bir bilgiye sahip olmak. Bana hep yani iki katmanı var gibi gelir bilginin. Bir tanesi entelektüel bilgi, bir tanesi kullanışlı bilgi. İkisinin de yalnız başına kalması mimarlar üzerinden konuştuğumuz zaman tehlikeli geliyor. Hiç yapılmamak üzere bir bilgiyle sadece yapılmak üzere olan bir bilginin arasında bence tehlikeli olmak anlamında bir fark yok. Dolayısıyla bunların ikisinin ayrı ayrı şeyler olduğunu ama bir yerden birbirlerinin içine geçtiklerini ve birbirlerini üretip, değiştirip, yükselttiklerini anladıktan sonra bence özellikle mimarlıkta bu müthiş bir şeye dönüşür. Mesela biraz önce söylediğin şey benim için maddeyle kurduğum ilişki. Ya maddeci bir adamın bundan daha iyi ne duyabilir ki diyebileceği bir cümle. Gerçekten de öyle bir yere geliyor. Ama o bilgi nereden? O bilgi geçmişe dair bilgimden gelen bir şey. Taşın yoğun olduğu bir yerde taşla, ahşabın yoğun olduğu bir yerde ahşapla, toprağın müsait olduğu bir yerde kerpiçle çalıştıklarını hissettiğin andan itibaren o malzemelerin de kendi mimarlıklarını örerek elinde bu var. Bununla sana ne yapılacağını, yani Louis Kahn'ın tuğlaya ne olmak istediğini sorması gibi bir şey. O sana fısıldıyor zaten onunla ne yapabileceğini. Kerpiçle yaptığını taşla, taşla yaptığını ahşapla yapmaya kalkmıyorsun dolayısıyla. Şimdi bu daha sonra bunlara dönebiliriz ama anlatacağım her şeyi bunun içinden, yani bunların içerisinden dinlemenizi özellikle istiyorum. Şimdi Yahşi Bey örneği bunun içerisinde, bu konuştuklarım şeyler içerisinde, insan yaşadığı yere benzer cümlesinin içinde bize çok şey öğretti. Benim buraya gidişim, Yahşi Bey'e gidişim bir rastlantı.
aslında İzmir, Dikili'de bundan 20 sene, 22 sene önce bir kooperatif şey yapmıştım. Ve o zaman buralara gelmiştim. Ayrıca ben İzmirli olduğum için de bu lise çağımda daldığım yerler bunlar. Çandarlı Körfezi, etrafı Dikili Körfezi, buralar şahane balık yapan yerlerdir. Ama buraya, bu köye gelmemiştim açıkçası. Pek de enteresan gelmemişti. Şimdi Yahşi Bey İzmir'de Dikili'ye bağlı bir köy. 110 hanesi var ve yaklaşık 250 kişi yaşıyor. En önemli özelliği, ya bu ışıkları azaltabilir miyiz? Aslında çekimin kalitesi açısından çok azaltmıyorlar ama bir azaltmayı deneyelim. Biraz daha kısabiliriz. Daha dramatik çıkıyor. Ha, eyvallah. Doğru diyorsunuz. Yani o zaman yüzünüz çok seçilmiyor. Seçilmesin. Yani aslında kameraya dönük bütün planlar. Beni görmek demek, yüzümü görmek demek değil. Eyvallah. biraz azaltıyorsun. Tamam. Şimdi Yahşi Bey'in en önemli özelliği, en olağanüstü tarafı, olağanüstü hiçbir şeyin olmaması. Bir köy düşünün. Her şey sıradan, birbirine benziyor, sakin ve sessiz. Ve biz oraya gittiğimizde ki 2000 desek 18 yıl olmuş. 250 kişi yaşıyordu. Hiç kimsenin bu köye gelip yerleşmediğine, bütün gençlerin bu köyden kaçtığına bakılırsa, cuma selalarının yanı sıra ölüm selalarını da düşünürsek bence yarıya inmiş olması gerekir nüfusun. Çünkü biz orada bir nüfus oluşturmuyoruz. Biraz daha yakından baktığınız zaman böyle taş, volkanik bir bölge, deprem bölgesi. Çok inşaata uygun bir taş değil ama bir şekilde kaşını gözünü yararak yapılabiliyor. En sonunda anlatacağım hikayede bu malzemeyi nasıl bir yere taşıdığımızı göstereceğim. Bu çok iyi. Tamam, teşekkürler. Şimdi biraz önce söylediğim gibi sol üstteki fotoğraf, hani köşe taşları biraz daha özel olan buranın en baba yapısı. Onun dışındaki her şey burada gördüğünüz gibi kendi sakinliği, sıradanlığı ve derme çatmalığı içerisinde bir şey. Fakat bu kırsal kesim yerleşmelerinin bana en sihirli gelen yeri, bütün bu derme çatmalıklar bir araya geldiğinde olağanüstü bir aura oluşturuyor. Yani içinde olmanın çok keyifli olduğu ve insanın kendisini iyi hissettiği bir yer geliyor. Burada da bu mesela tipik, aslında biraz zorlasak megaron dediğimiz ev plan tipinin tipik şemalarından bir tanesi. U şeklinde bir yapı var. Bunun ön tarafı bazen avlu. Büyüyünce bir tane daha ekleniyor, bir kolon geliyor. Bir tane daha ekleniyor, bir kolon daha geliyor. Ve geriye doğru ve genişlemesine bu yapı büyüyebiliyor. Böyle doğu tarafında müthiş bir rüzgar var. Ve dolayısıyla bu doğuya bakan, doğudan batıya doğru uzanan bir yamaç üzerinde, doğuya neredeyse hiç pencere açılmamış burada. Çünkü o yağmurla rüzgar birleştiği zaman onu zapt etmenize imkan yok. Pencerelerden kapalı pencerelerden içeri girebiliyor rüzgar. Ortalıkta bahçe duvarlarına yapışık ama sokağa dönük böyle fırınlar var. İnsanlar bu fırınlarda ekmeklerini yapıyorlar. Ve bu kimin evinde olursa, kimin evinin duvarına bitişik olursa olsun herkesin kullanımına açık bir şey. Bu mesela komünal bir yaşam için, o birlikte yaşam, ortak yaşam için bence bulunmaz bir şey. Size ait bir şeyi herkesin kullanımına açıyorsunuz. Sizin de eski duygularınızı depreştirdi. Anladın. Benim yeni duygularım da bu. Bendeki solculuk geçmedi. Şimdi o solculuğun devamı hayır yemekleri. Bu köyün en olağanüstü şeylerinden bir tanesi bu. Oğlan askere gitti, askerden geldi, kızı evlendi falan gibi böyle piyangodan para çıktı. Neyse yani sebepleri. Bir şekilde bir araya gelip yemek yapıyorlar ve çok güzel bir mutfağı var. Yani çok lezzetli otları, hamurları, balıkları ve etleri bir arada kullanabiliyorlar. Ama yemek yapma biçimleri bu. Ya hala az önce çadırlar indirilmiş. Kervan bir tarafta duruyor. Az sonra da gideceklermiş gibi bir halleri var. Bu yerleşememe meselesi aslında kırsal kesimin de çok derin bir problemi. Bunu yerleşememe olarak mı tanımlıyorsunuz? Bence evet. Yani çünkü bence bütün kritik mesele yerleşmekten geliyor. Yapılarında da mı bunu görüyorsunuz? Yapılarda da bu var. O iğretilik
derme çatmalık dediğim şey özensizliğinden değil. Ya o özense de onu biliyor, onu yapabiliyor. Şimdi bunu mesela bizim açımızdan bunu fark etmek, bunu öğrenmek çok önemli bir şey. Bunu nasıl böyle fark edebiliyoruz? Safranbolu evlerini bilince, Ödemiş Birgin'in evlerini bilince bunun neden derme çatma olduğunu da okuyabiliyorsunuz. Muhtemelen o evleri bilmeseydik evlerin bu olduğunu zannederdik. Dolayısıyla bu geçmişe dair bilgi birikiminden yoksunluk gördüğümüz her şeyin o olduğunu, gerçekte de öyle olduğunu zannetmemize kadar bir, tuhaf bir cehalete getiriyor bizi. Kıyaslayacak bir şeyimiz kalmıyor. Bu bütün köyün vaziyet planı. Siyahlar yapılar ve kırmızılar da bizim müdahale ettiğimiz yapılar. Yeniden yaptıklarımız ya da eski bir yapıyı değiştirdiklerimiz. 110 ev bu şekilde dağılıyor. Toplam 110 ev var. 110 ev var. Biraz daha yakından bizim yaptığımız, müdahale ettiğimiz evlerin biraz daha yoğun bulunduğu bir bölgeden. Buradan da görebileceğiniz gibi şunu yapmaya çalışıyoruz. Ben daha iyisini biliyorum deyip onu hizaya sokmak değil de çarpıklıklarıyla, ortogonal olmayan yapılarıyla bulduğumuz şeyi ihya etmeye, bulduğumuz şeye eklemlenmeye çalışıyoruz. Şimdi anlatacağım yapı bu Emre Senan evi. Beni buraya çağıran arkadaşım, grafik tasarımcı. O tam nasıl oldu? Yani sizi birisi buraya başladınız yani. Şöyle oldu. Emre Senan benim çok iyi bir arkadaşım. Hem politik arkadaşlıklarımızdan, hem entelektüel arkadaşlıklarımızdan. Şu anda da Kuzguncuk'ta beraberiz zaten. O bana bir köy evi aldım, şuraya bir baksana dedi. Şimdi bir mimara, bir arkadaşa şuraya bir baksana dedi mi, yani gidiyorsa bilmeli ki o onun üstüne kalacaktır. Yani bundan kurtuluş yok. Onun için birine gelirim deyince ikincisine gitmemek gerekiyor. Vakit yetmiyor çünkü. Emre burada şu fotoğrafın solunda gördüğünüz araziyi satın almıştı. Ve bu arazinin içerisinde kırık dökük bir ev. Bir de yukarıda gördüğünüz küçük bir ahır vardı. İki tane dikmesi olan. Ben bu ahırı çok sevmiştim gördüğüm zaman. Sonra da bu aşağıdakiler bizim yaptığımız evden. Şimdi evle ahırın arasındaki akrabalığa bakar mısınız? Yani ama bunu ben baştan böyle yapmadım. Yani bunu düşünerek yapmadım. Bu fotoğrafı, bu ev yapıldıktan sonra fotoğrafları düzenlerken bunu fark ettim. Ve zihin neleri kaydediyor. Nitekim biz o ahırı yıktık. Bu evi de tam onun yerine yaptık. Yani reenkarnasyon gibi bir şey neredeyse. Tamam, tıpkısı değil belki ama esasa dair olan şeyleri aynen devam ediyor. İşte Emre ile konuşurken böyle çizimlerle başlıyoruz. Grafik tasarımcı olduğu için çizgiden anlayan birisi. Dolayısıyla başkalarına anlattığınız gibi uzun uzun anlatmanız gerekmiyor. Sonra ama ondan çok da farklı olmayan, çok basitleştirilmiş bir çizime geliyoruz buradan. Çizimin dili de yaptığımız şeyin niteliği gibi olmalı diye düşünüyorum ben. Çok basit bir şeyle uğraşıyorsanız çok karmaşık bir çizim dili kullanmanız iyi bir şey olmaz. Biraz sonra bu çizime dair biraz daha bir şey anlatacağım. Ve az önce söylediğim gibi kesite bakarsanız eğer en kesitte doğuya doğru olan ve arazinin yüksek kısmında olan duvar tam kapalı. Çünkü orada sert bir rüzgar var doğudan gelen ve ona kapanıyoruz. Aynen köylülerin yaptığı gibi. Aradaki büyük kot farkının içine ilişiyoruz ki iki kat yüksekliğini dışarıdan görmeyelim. Ve kendi avlumuza geçtiğimiz zaman da o düz ayak avluyu kullanalım. Sokaktan geçen adam da benim avlumu görmesin. Şimdi aynen yani bu ilkeleri ben yazmadım. Bu ilkeler oradaki köylülerin ilkeleri. O evlere baktığımız zaman bulup çıkardığımız şeyler. Bu arada bir önceki slaytta baştan söyleyeyim de öğrenci arkadaşlar da var. Sizin bu ifade teknikleriniz de bana son derece hoş ve güzel geliyor. Yani bir evin çizimi diyelim görünüş olarak, plan olarak çok sade, basit anlatımı olayın kendisini, olacakları önceden haber veriyormuş gibi geliyor. Evet, arkadaşlara tam, söylemiş olalım. Tam bir temsil yani. Evet. Çünkü mimaride çizim temsildir yani. Şeyinizde bir şey mi oldu? Ses değil mi?
Cekette kaldı. Çayla konuşalım. Hararet iyidir. Bu, nasıl? Bu temsil peki o ilk çizimden az önceki kesit plan çizimine dönüşüyor. Bu tasarım sürecinde de akış böyle mi, yoksa o temsil için tekrar dönüp onları böyle temsil edelim diye hazırlanan çizimler mi? Şimdi şöyle, biraz sonra bunu daha iyi anlatacağım. Bu Emre ile ilk konuşmalarımızda kullandığımız çizim. Bu ise bunu artık herkes için kullandığımız çizim. Yani yayın içinde kullanıyoruz. Kendi ofisimizde, kendi aramızdaki konuşmalar içinde kullanıyoruz. Bunun üzerinden metrekare hesaplıyoruz. Mermerciye o gidiyor falan gibi. Bunu öyle kullanıyoruz. Bu çizim meselesine tekrar döneceğim. Çünkü çok çok önemli bir şey. İnşaatı da şöyle bir inatla köylülerin yaptığı gibi yaptık. Yani kavak ağacından yapılmış uydur kaydır kalıp tahtaları ve yerden, araziden, hafriyattan çıkardığımız taş, ki buradaki bütün yapıları böyle yaptık. Hermetik yapılar. Yani hafriyattan çıkan taşı duvar olarak ördük, ev oldu. Yetmiyorsa betonla devam ettik. Bir şey getirmedik. Buradan çıkardığımız molozu da götürüp bir dere yatağına atmadık. Mesela beton malzeme tercihi taşın yetmediği durumlarda çıkıyor. Evet, bir fotoğrafla olan. Evet, yetip yetmeyeceği durumlarda çıkıyor. Dolayısıyla maddeye böyle de büyük bir sadakatimiz vardı açıkçası. Yani sanki oraya bir şey eklemek, oradan bir şey almak götürmek, bir dere yatağını molozlarla doldurmak bize ayıp gibi geliyordu onun için. Tıpkı köylülerin yaptığı gibi. Sonra bunlar da, bu yapılar bittikten sonra ki yani bu köye dair kimi fotoğraflar göstermiştim. Bunlar da bu evlerin bittikten sonraki hallerine dair fotoğraflar. Mesela doğu duvarlarını açmayın diyor. Ve ben burada gördüğünüz alttaki fotoğrafın sol tarafındaki ev benim evim. Ben sabah güneşine çok düşkün olduğum için ben doğudaki pencereyi açtım. Ve bütün ustalar benimle dalga geçtiler görürsün diye. Ve gerçekten aynen şöyle oldu. Pencere kapalı. 80 kilometre ile bir rüzgar esiyor ve aynı anda yağmur yağıyor. Ve kapalı camdan içeriye girdi yağmur. Kapalı camdan içeriye girebiliyor. Dolayısıyla onların açmamasının bir nedeni vardı. Ama benim de açmak için bir nedenim vardı. Yapacak bir şey yok. Bu da yani değiştirebilirsiniz, buna hazırsınız. Bu fotoğraflarda aslında sormak mikrofona istediğim şey konuşsana. Şu. Bu fotoğraflardan geçmeden gündeme getirmek istediğim şey şu. Köyün geneline baktığımız zaman diğer yapıların içinde, sizin yaptığınız yapıların onlardan aslında kolay ayrışmadığı bir durum var bakarken de. Sanki köyün mevcut yapılarıymış gibi görünüyor. Ama bir yandan da o kadar da değil. Yani birazcık dikkat edince, biraz yaklaşınca bu sefer evet bunun diğerlerinden farklı olarak tasarlandığı ve inşa edildiği de hissediliyor. Aslında hem köye nizam vermeye kalkmayan bir dil tercihi var. Yani o diğerlerinin içinde varoluş biçimiyle onlardan farklı, onlara tepeden bakan falan bir bakış yok. Ama bir yandan kendi varlığını ifade ederken de onlar gibi davranmaya da çalışmıyor sanki. Çok doğru ve bunun kritik yerlerinden bir tanesi bu işin. Bu denge ilginç bir... Çünkü Emre ile yaptığımız konuşmada şöyle bir karar almıştık. Söylenmedikçe belli olmayacak kadar burada kaybolan yapılar yapabilir miyiz? Bu birinci kuraldı. Köyün dokusunun içerisinde erimek. Ama biz köylü olmadığımız için bunu sahtekarlığa varacak bir yere getirmemeliydik. Mesela iç mekan kullanımlarına bakarsanız eğer, pekala onlar, mesela şöyle bir iç mekan, köylülerden öğrenilmiş bir şey ama köylüler gibi olmayan bir yer artık. Bunun için çok güzel bir şeyim var. Hikayem. Bu yapıyla uğraşıyorum. Yaşlı bir adam geldi. Ben o zaman o kadar yaşlı değildim 20 sene önce. Buranın mühendisi sen misin dedi. Biliyorsun hala mimar değildir Anadolu'da, mühendistir. Benim ne oldu dedim. Aylardır gelip gidiyorsun, yapa yapa bunu mu yaptın dedi. Ne oldu dedim. Ya bizim damlar gibi bir dam bu dedi. Şimdi bu... Şimdi biraz önce söyleyeyim, o kadar dışındayız binanın. Sen dedim akşam rakısına gelsene. Bu geldi.
6-7 gibi bir saatte. Evde ama bitmek üzere yani buradaki gibi bir iç mekanını falan görebiliyor artık. Böyle elinde rakısı baktı falan filan. Ne diyorsun dedim. Neredeyse senin söylediğin şey. Ya bu bizim damlar gibi bir dam ama yine de başka bir şey var burada. Şimdi bu hani sayfalar dolusu yazı da yazsan söylemeye çalışacağım şey bu olabilirdi ancak. Ve çok iyi tutturduk. Niye böyleydi? İçtenlik çok önemli bir şeydi. Yani Emre ile konuşurken söylenmedikçe fark edilmeyeceğiz konusunda samimiydik. Köylü numarası yapmıyorduk yani. İnşaatı bile onların yaptığı gibi yapmaktaki amacımız oydu. Maddeyle kurduğumuz ilişki düşüncemizi, düşüncemizle maddeyle kuracağımız ilişkiyi birbirlerinin içine geçirerek bize tekrar anlatmalıydı. Ve bugün de bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ya küçük dokunuşlarla birazdan onu da söyleyeceğim. Şimdi böyle belli açılardan baktığın zaman burada birileri gezinmiş diyorsun ama o kadar yani daha fazla değil. Şimdi mesela bu biraz önceki konuşmadan olarak grafik tasarımcı, hatta şimdi grafik tasarımcılığından daha çok gerçek bir sanatçı olarak Painter'le uğraşıyor. Onun mekanı tabii ki kendisine göre bir yer olacaktı. İşte bu büyük mekanlar yeterince çalışabileceği bir yer. Bu mesela çok ilginçtir. Ahan ödüllerine aday olduğunda 3 kere aday olup ödülü alamamış ender yapılardan bir tanesi. Louis Kahn da 4.sünde almış. Bir umudum var hala. Bu fotoğrafları Ahan'a gönderdiğimizde telefonla bize dedi ki onları indirin. O sarı bot ne orada? Daha böyle steril evlendi. Evet. Dedi ki iyi de bu böyle yaşanıyor. Yani bu dekor olsun diye çekmedik onu oraya. İçleri böyle yapılır. İç niye önemli? Aslında bütün her şey, buradaki bir hayat için yapılıyor. Ama buradaki bir hayat için yapılan şey sokaktaki hayata da bir şey katıyor. Dolayısıyla o ev dediğimiz şeyin dışıyla içi arasındaki o tansiyonlu mesele gelip bir duvara, bir kabuğa çakılıyor. İçeriden bakınca da dışarıdan bakınca da. Bana iyi gelen içeriden dışarıyı, dışarıdan da içeriği hissetmek. Bilmek değil ama hissetmek. Orada ne olup bittiğini. Bu benim evim. Anlatacağım şey. Emre'nin evini yaparken, biraz önceki evi anlatırken şöyle göstereyim ilişkiselliklerini arada. Az önce anlattığım yapı şu. 2 numaralı yapı. Şimdi anlatacağım yapı bu. Üçgen bölümünü unutun. Şu küçük dikdörtgen çok güzel bir köy eviydi. Gelip fotoğrafını çekiyorum kapısının, bacasının. O biraz önce söylediğim iğreti detaylarını falan. Ustalar dediler ki gelip fotoğrafını çekiyorsun. Bu satılık. Şurayı sen al diye. Orayı ben aldım ve ona eklenerek yapmaya çalıştım. Şimdi biraz önce konuştuğumuz çizim meselesi. Biz tabii her zamanki alışkanlığımızda Emre ile onları konuştuk. O gösterdiğim çizimleri kendimiz için yaptık ama efendi gibi bir uygulama projesi nasıl çizilirse öyle çizdik ve götürdük. Fakat konuştuğumuz usta bizim ona gösterdiğimiz paftaları okuyamıyor. Yani biraz da ben de utandım böyle bir dosyalarla gitmiş olmaktan. Yani onu ters çeviriyor, yan çeviriyor, yazık bir şey de söyleyemiyor. Anladık ki o öyle olmayacak. Bunların buradaki çizimlerinin hepsi benim Yılmaz Usta ile konuşurken diz üstünde çizdiğim çizimler. Onları yan yana getirmiş hali. Tabii ki tek bir paftayı açıp bunların hepsini aynı anda çizmedim. Zaman içerisinde çizilmiş olan. Bunların üzerinde prizin nereye geleceği, lavabonun nerede olduğu, duvarın ne... Bir sürü bilgi var. Evet. Hepsi var. Katman katman. Ve çok ilginç bir şey. Yılmaz bunu önünde çizdiğinizde hiç unutmamak üzere hep hatırlıyor. Ve önünde bu çizim de yok. Bununla aklında tuttuğuyla o binayı yapıyor. Hı hı. Önce tabii tahmin edebileceğiniz gibi biraz kapıştık. O öyle yapılmaz, bu böyle yapılır. Yılların ustası, sen bana taş mı öğretiyorsun bilmem ne. Evet öğretiyorum. Ben mimarım ve herkese her şeyi öğretirim dedik. Neyse o bir el sıkıştık. Şimdi gerçekten bulunmaz bir adam olduğunu söyleyebilirim. Evet. Dolayısıyla bu biraz önce konuştum. Yani mimaride çizim temsildir. Yani mimaride aslında işin doğrusu çizgi diye bir şey yoktur. O bir duvardır, kapıdır, aynen, döşemedir, bacadır. Bir şeyin temsili olarak vardır. O yüzden de mesela ben hani bilgisayar karşıtı değilim ama elle çizmeyi bilmeyen bir adamın, elle cinali bile çizemeyen bir öğrencinin bilgisayarda dünyaları yaratması konusunda kesinlikle hiç
katılmadığım bir şey. Olamaz böyle bir şey bugünkü dünyada. Evet. Bir gün belki olabilir. Çünkü elimizle zihnimiz arasındaki bağ, doğrudan ilişki henüz bir makinayla kurulabilmiş bir şey değil. Evet. Çünkü dışarıdaki dünyanın da öyle olması gerekir ki sen öyle birisi olasın. Yani eve gelince ayakkabını çıkarıp terliklerini giyip ondan sonra da bilgisayarın başına geçip Zaha Hadid gibi böyle uçan bir yapı, böyle bir şey olmaz. Yani bu imkansız bir şey. Dolayısıyla böyle çizmeyi bilmek bana her zaman çok önemli geliyor. Yani yine maddeyle kurulan ilişki bence ancak elinle çizdiğin zaman sağlanabilen bir şey. Çünkü mesela dikkat ediyorum, fotoğraf da çeken birisi olduğum için. Diyelim ki burada bir yerin fotoğrafını çekeceğim. Çekiyorum, daha sonra fotoğrafa bakarken, çekerken görmediğim bir sürü şey görüyorum. Çizerken bu imkansız bir şey. Üzerinden geçtiğin her çizginin gerçekte neye tekabül ettiğini bence açıklıkla görebiliyorsun. Ve bu temsil meselesi bence çok önemli oluyor. Ha, onun için de mesela bilgisayarla çizilmiş olan şeyler konusunda kendi çok iyi öğrencilerimde bile gördüğüm bir şey. Gerçekten hani adam mimar olmak için yaratılmış gibi ama şöyle bir hataya düşüyor. Bilgisayar bir süre sonra ona düşünmeyi bıraktırıp sadece yaptırıyor. Evet. Sadece yapıyor yani. Mesela geçenlerde İTÜ'de böyle bir şey oldu. Ya dedim ben bulamadım, bu binaya nereden giriliyor dedim. O da benimle birlikte arıyordu. Şimdi bu kabul edilebilirlik sınırının çok ötesinde bir şey. Evet. İşte bu çizim tekniği buralara kadar geliyor. Mesela bunlar benim Yılmaz'la konuşurken falan çizdiğim çizimlerin devamı olan şeyler. Ama en sadeleştirilmiş haliyle de çizim bu. Dikdörtgen mevcut olan yapının diziydi, değil mi? Bu yapı aynen kendisi. Bu da arkasındaki küçük bahçesi. Orayı kapatıp bir mutfak halini, yemeğe düşkün birisi olduğum için benim mutfağımın büyük olması gerekiyor. O burası. Burada da arada iki tane bölme vardı burada. İki tane oda, bir tane de yani ne olduğunu tam anlayamadığım bir bölüm var. Onları açtım ama yapının kendisine hiç dokunmadım. Ve ona eklenerek devam ettim. Bu da o yapının çeşitli yerlerinden. Mesela ortasında bıraktığı avlu bu. Kendisi bu. Benim ona yaptığım ek. Ortadaki avlunun bir bölümü taşlık, bir bölümü doğal olarak kaldı. Bu mevcut evin ön tarafında eskiden de var olan ve ilk geleneksel yapıda gösterdiğim kolonların yerine yapılmış olan betonarme kolonlardan, o revakın altından avlunun görünüşü. Daha sonradan bu duvarda bir açıklık istedim. Işıkla aram iyi olduğu için bu pencereyi açtım ve arkadaki bahçeyi satın aldım. İç tarafı böyle, burada gördüğünüz gibi. Yine boş bir mekan, rahat rahat yayılmama izin veriyor. Biraz sonra bir daha detaylı olarak göstereceğim ama şu ilişki bence bu beton, taş, gelenek ve modern arasındaki geçişlilik ilişkisini iyi anlatan bir detay olmuş. Farkındaysanız Instagram storiesini onu özellikle tek olarak koydum. Evet, o tek fotoğrafı da göstereceğim. O çünkü bütün bu zihinsel faaliyetimizin şeyi, özeti budur yani hikaye. Ha, biraz önce söylediğim taştı betondu tuğlaydı meselesine şöyle geliyoruz. Mesela burada bu yapının şu mevcut köy evi. Ben şimdi bunun yanına bir ekleme yaptım. O eklemede gördüğünüz gibi bulduğum taşların, şuradan çıkan taşların hepsini kullandım burada. Ama yetmiyor. Bir yerden de taş getirmek istemiyorum buraya. Gidip bir araziyi sökmem lazım çünkü ortalıkta bir taş yok. Onun için de bu duvarı, benim evin duvarının bir kısmını beton yapmakta bir beis görmüyorum. O betonu yaparken de onun içerisine bu taş kırıklarını, taş tozlarını falan bir laboratuvardan test sonuçlarını alıp çimento ile ilişkisinin iyi olduğunu öğrenince bunları koymakta bir beis görmedik. Ve zamanla bir oksidasyona uğrayıp başka bir evde göstereceğim bunun ne kadar iyi bir sonuca geldiğini yıllar sonra. Böyle bir uygulama bu. Yine o avludan, o giriş kapısından, bir üst kattaki terastan mesela hiçbir köylünün yapmadığı bir şey. Hani bu kadar büyük pencereye cayır cayır Ege güneşinde, üstelik de batıya bakan yerde gerek var mı? Onun hemen arkasında benim yatağım var ve tam baktığım yerde de Midilli Adası var. Şimdi bu tam iklimsel bir tercih meselesi. Hangisini istiyorsunuz?
Midilli Adası'nın gece görüntüsünü tercih ettiğim için, gündüz de orada bir işim olmadığı için zaten tamam abi bunu açalım diyebiliyoruz. Evet. Bunu açınca şöyle bir şey başlıyor. Mesela deniyor ki 50-60 santim taş duvar yaptık, yine de sıcak, yine de sıcak. E kardeşim 60 santim taş duvar yaptın ama bütün bir cepheyi de pencere yaptın. Isıl kütle olarak çalışmıyor. Dolayısıyla geleneğe baktıysan bir de daha iyi baksaydın. Pencereler ne kadar küçük. Kimsenin manzara gibi bir derdi yok ki. Tabii. Dolayısıyla o yani thermal mass dediğimiz şekilde çalışmayınca yapı tabii ki bütün ısı transferini yapıyor. Biz burada böyle bir şeye takılmadığımız için aldırmadık. Tabii, bu da içi. Eskiden ev içine girilen ve içinde oyunulan bir şey. Şimdi içeriden dışarıya ve dışarıdan da içeriye evet. Seyirlik bir nesne. Evet. Dolayısıyla içeriden dışarılığının dönüşümü ayrı bir mimarlık tarihi hikayesi. Şimdi seyrettiğiniz şeye değiyorsa bence problem yok. Hı-hı. Fakat bu ezber öyle bir hale geliyor ki hani zaten aptal saptal bir binaya daha bakıyorsun ama pencere yine bu kadar. Şimdi orada bunu anlamak benim için çok zorlaşıyordu. Bu da benim evin içi gördüğünüz gibi zaten bir bit pazarı gibi. Nasıl ısıtıyorsunuz burayı? Ocaklarla. Yetiyor mu? Yetiyor. Ben az ısıda yaşayabilen. Mesela Emre'nin bir tane büyük göçmen sobası var. Onunla ısınıyor. Şimdi başka bir arkadaşım bana bir şey sordu. Ben onun için bir araştırma yaparken Urla'da da biraz sonra göstereceğim. Kendime küçük bir yer daha yaptım. Onu da odun sobası ya da kömür hangisini yakarsınız. Ondan faydalanarak yerden ısıtıyorum. Güzel. Çok şey bir yöntem. Yani istersen tezek at, istersen hazır köydeyken çalı çırpı at. Bayağı yerden ısıtabiliyorsun şeyi. Yani yapıyor. Bu aynı köyde başka bir, bize yakın olan bir yerde başka bir yapı. Bu bulunduğu sokakta eskiden de bunun bahçe duvarı böyle dairesel bir biçimde bu kadar düzgün olmasa da geçiyordu. Aynı izleri koruyarak oraya yerleşmeye çalıştık. Biraz da böyle evin kullanıcısıyla ev arasındaki ilişki açısından köyde bile olsanız aslında durmadan aynı şeyi tekrar edemeyeceğinizi, her birinin kendine has özelliklerinin olduğunu ama tekrar eden bir şeyin de olduğunu söylemeye çalışıyorum. Tam biraz önce söylediğimiz gibi yani ortak bir bilgiden bir şey alıyor, kullanıyorsunuz. Sonra ortak bilgiye bir şeyi de siz eklemiş oluyorsunuz. Mesela bu biraz önce söylemiştim, yapıla geldiği gibi yapmak çok önemli bir şeydi. Bu hem anlayış olarak hem malzemeyle ilişki olarak hem de teknoloji olarak. Taş arme diye bir isim uydurduğumuz bir şey. Bir çelik hasır bir örüntü var ama taş duvar örüyoruz aralarından geçerek falan. Dolayısıyla bu deprem bölgesinin içerisinde düşey hatıl yapmadan bir bina yapma denemesi bu. Bu yasal olarak oluyor mu? Teknik olarak oluyor. Çünkü buradaki biz bu evleri yaparken muhtar izniyle yaptığımız için işte evet, onu bunları hiçbir yere onaylatmamız gerekmiyor. Şimdi enteresan bir şekilde olmuyor yani. O çok acı bir şey. Bizim ama bizim mimarlığımız gibi mühendislik yapan arkadaşlarımız var. İşte onlar çok yani az. Yani onlar benim için şey yani onlar çok tanrı katında adamlar. Öyle de dedikleri gibi yapılır yani. O. Bunlar onların cinlikleri. O evin çeşitli açılardan görüntüleri. İç mekanı. Mesela bunun iç mekanı bizimkilerin iç mekanına benzemiyor. Çünkü o başka türlü yaşamak istiyor. Ama şunu tartışıyoruz. Mesela yazık ki bugün de köylülerin evinde aptal bir sürü mobilya tıkıştırılmış durumda. Halbuki onlar böyle yaşıyorlardı. Yani mobilyasız evlerde yaşadılar. Bu sedirler, divanlar, yatak olabilen şilteler. Bunlar o kadar kıymetli şeyler. Bunların hepsi kalktı. Oysa sınırlı bir mekanda az mobilya ile yaşayabilmek ve 20 kişi de gelse, 3 kişi de gelse, doluydu boştu tartışmasına girmeden mekanı doğru düz kullanabilmek olağanüstü bir şey. Bunu ancak bir sedir yapabiliyor. Evet. Çünkü oraya bir kişi de otursa oturabiliyor, 5 kişi de dizilse çok olur. Çok büyülü bir şey sedir evet, yani. Çok büyülü bir şey. İki tane arkadaşın da baş ayak oturup şey orada geceyi orada geçirebiliyorlar. Mesela bu evde bunu denedik ve gerçekten de çok şey iyi sonuç aldık. Benim İstanbul'daki evim de böyledir. Başka bir ev, bu iki ev iç içe olarak yapıldı aslında.
Yani evlerden biri bu, diğeri şu. Ve alt sokaktan bu yönde bir girişi var. Yukarıdan Emre ile benim evin arasındaki daracık geçitten geçip bu noktadan bir girişi daha var. Bunun, bu iki evin kullanılması, şöyle ortak bir bahçeye bakıyorlar. Bu da bir çok sınırlı bütçeler içerisinde çözülmüş küçücük evler bunlar. Ama şunu denemenin bir fırsatıydı. Yani bir arada yaşanan ortak olan şeyler gerçekten ortak kullanılabilir mi? Biliyorsunuz bu 1800 ortalarında Saint-Simon'un tezleriydi. Komünist bir papaz olarak ve gerçekten de yaşanabiliyor ve çok da büyük bir keyifle yaşanabiliyor. Bu biraz onun denemesi. Bunlar tanıdık tabii, değil mi? Tabii. Tabii. Tanıdık. O tanıdıklığın getirdiği çok önemli bir şey var. Şimdi bu diğer evlerden farklı olarak mesela delikli tuğla ve sıva. Çünkü niye böyle? Köylülerden biri geldi bana dedi ki biz mecbur muyuz dedi taş ev yapmaya. Daha modern şeyler yapamaz mıyız? Ya hepsini taş mı yapmak zorundayız? Yok dedim, değil. Ama sen hep taş yapıyorsun. Al dedim, bunu da sıva yapayım gör. Bu da bu da öyle çıkmış bir yapı. Yani şurada daha iyi görülüyor mesela oradan. Ve biraz önce söylediğim gibi mesela artık bu açıdan baktığınızda biraz daha birikmeye başlıyor yeni yapılar. Yine dairesel olsa da olmasa da fark etmez. Yine aynı yöntemleri kullanıyoruz. Gerçekten de iyi bildikleri bir şey var çünkü o köylülerin. Ama işte arka tarafta onların yaptığından daha farklı olarak bu yalıtımlar, suya karşı dayanımlar için bildiğimizi de esirgemiyoruz burada. Şimdi bu oraya gittiğimiz zamanki durum kısmen bu şu da yapılmakta o sırada. Bir zaman sonra bu görüntünün içerisine şunlar girmeye başlıyor. Başka bir açıdan baktığınız zaman mesela buralara kadar köyün genel görüntüsünün içinde kalırken bunların üzerine biraz daha modern hatlara sahip bir kutu oturmaya başlıyor. Bunların da yani biraz başlangıçta söylediğim gibi saklanmak ve söylenmedikçe fark edilmemenin içerisinde zamanla kendimize de biraz güvenimiz geldikçe küçük dokunuşların, küçük eklemelerin de hayırlı bir şey olacağını düşündüğümüz için bunu yapabiliyoruz. Senin söylediğin şey bu, özet. Gerçekten bu bizim orada bulduklarımızla orada yaptıklarımız arasındaki ilişkiyi en iyi anlattığını düşündüğüm şey bu. Yukarıda şu kotta bir bahçe var. Buraya biriken bir su var. Bu su şuradaki barbakan gibi kullandığı taşların arasından süzülerek gelip buradaki kanaldan avluya ve oradan da alt sokağa deplase edilebiliyor. Bu geçmişteki duvar. Bunlar da bizim aralara sıkıştırdığımız, arkadaki de bizim yaptığımız bir yapı. En sonunda anlatmayı düşündüğüm. Aralarındaki ilişkiyi iyi anlatan bir yer. Şimdi Yahşi Bey evleri bu kadar. Şimdi Yahşi Bey evleri bizim inandığımız bir dünyanın parçaları olarak, çok çok benim önemsediğim Ege kırsalının mimarlık bilgileri olarak, mimarlığın nereye bakması gerektiği konusundaki benim öngörülerim olarak ve arkadaşlarımla yaptığım tartışmaların süzülmüş sonuçları. Bugün de onlara baktığımız zaman, yani bu artık sayıları ona yaklaşınca bunu görebiliyoruz. Ve bunun önemli bir şey olduğunu ve mimarlık okullarında geleneksel mimarlığın hiç esamesinin okunmamasının bence çok yazık bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve ev konusunda öğrendiğimiz birçok şeyi aslında buradan öğrendik. Başlıktaki gibi bir ikinci evden birinci eve dönerken köylülerin birinci evlerinden bizim ikinci evlerimize bilgi taşımıştık. Şimdi acaba aynı bilgi bu sefer bizim birinci evlerimize dönüştürülebilir mi diye baktığımız bir takım örneklere geçeceğiz. Ama onlara geçmeden önce illa da Yahşi Bey'le yapmak gerekmiyor. Başka bir iki deneme. Bu mazı şu anda bir saat. Nasıl? Gayet iyi gidiyor. Güzel bence. Peki. Mazı da yani çok şanslı yerlerden bir tanesi. Gökova Körfezi'ne bakan, Datça Yarımadası'na bakan bir şey. Yapıdan söz edeceğim. Bu mesela şurada
düzenli aralıklarla, hemen hemen 8 metre aralıklarla iki yönde de dikilmiş zeytin ağaçlarından oluşan bir zeytinlik tarla burası. Ama eski bir dere yatağı olduğunu biliyoruz. Çünkü 50 santim kazınca su çıkıyor. Şimdi dakika bir araziyi gezdik ve şu matris çıktı. Bunun ofisteki adı zeytinli matris. Çünkü ağaçlar çok güzel ve bir birinci kural, buradaki birinci kural ne yaparsan yap ağaçlara dokunmak yok. Cız yani. İşte yok zeytin ağacı taşınırmış da bilmem ne. Taşınmayacağız abi. Bu bizden önce burada vardı. Ve çok da nizami dikilmiş şeyler evet. O tarım şeyi olarak. Ve şunu fark ettik. 4 metre, 4'e 4 bir grid bir ev kurmak için çok iyi bir büyüklük. İyi bir yatak odası sığabiliyor. İki tanesini yan yana getiriyorsun. 4'e 8 bir yaşama mekanı çıkıyor falan. Biz eğer 8'e 8 aralıkların arasına 4'e 4 bir gridle tekrar girsek, zeytin ağaçları da her 4'e 4'ün içinde kalsa, biz istediğimiz yeri kapatıp istediğimiz yeri açsak acaba bir ev olabilir mi diye. Şu an zeytinliği olanlar sizi şeyle dinliyor yani. Can kulağıyla dinliyor. ve sağdaki çizimi yani kırmızı çizimi yapıp işverenimize dedik ki nereyi istiyorsan ev olarak kullanabilirsin. Yani banyo burada, mutfak orada, yatak odası şurada da yapabilirsin. Hepsini birleştirebilirsin diye. Ve ya 15 yılda ev 3-4 kez eklenip büyümelerle ve değişmelerle hayatını sürdürdü. Bu onun vaziyet planı, bu söylediğim zeytin ağaçları bir iki eksilme dışında aynen duruyor ki eksilmeler de bize ait şeyler değil. Evin bir parçası burada, bir parçası burada duruyor. Öyle olmasını istedi çünkü. Çok basit bir şeyi var ilk eskizler. Yer gerçekten su içinde bir yer olduğu için 70 santim yukarıda bir göl evi gibi neredeyse kurulmuş bir şey. Üstünde de kısmen 4 metre, kısmen 3 metre yükseklikleri kullanılan çok basit bir strüktür var. Şöyle bir yakından bakınca böyle bir arazinin içinde ilk ev, ikinci ev ve deniz dünyanın en şanslı şeylerinden bir tanesi. Mesela bu böyle bir yerde de öyle bağıra çağıra bir bina yapmak yerine böyle zeytinlerin arasında kaybolmak bize çok daha anlamlı geliyordu. Bu denize yakın olan evlerden bir tanesi. 4 metre aralıklarla ayaklar var. Bu bazen bir plato, bazen bir yapı, bazen de zeytin ağaçlarına terk ettiğimiz bir yere dönüşüyor. Çok basitleştirilmiş detaylar. Bu sefer taş duvarlardan değil, biraz böyle çardaklar, asma kütükleri, zeytin toplayıcılarının geçici olarak kurduğu kulübelere bakarak yapılmış şeyler. Ama onların geliştirilmiş halleri. Niye geliştirilmiş? Çok berbat bir yoldan bu araziye gelinebiliyor. İmarı olmasına rağmen yolu yok buranın. Ancak bir arazi aracıyla gelinebiliyor. Bizim buraya konvansiyonel yöntemlerle inşaat yapmamız neredeyse imkansız. Ve onun için de öyle bir şey yapabilir miyiz ki acaba dedik. Bir yerde bunları yapsak, sonra buraya taşısak ve burada 800 tane civatayı sıksak ve ev bitmiş olsa, bakın bu detayların hepsi orada yapılmış bir şey. Ve 15 yıl sonra hala karıncalanma bile yok yani. Çok iyi bir galvaniz yapıldığı için aynen duruyor. Bunu yaparken, bu evlerle uğraşırken geleneksel olan yöntemleri ve malzemeleri nasıl kullanabiliriz diye bak. Bu hemen yanımızdaki derenin içerisindeki sazlar. Bir çingene büyük bir ustalıkla geldi. Ben ona ne istediğimi sadece anlattım. Elinde kırık dökük bir metre, oranın ölçüsünü aldı. Bir gazete kağıdının kenarına ölçülerini yazdı. Gitti ve bir hafta sonra geldi, bunları yerine taktı ve şunu o yaptı. Şimdi bu da yeri kullanmak. Ya da şu duvar, mesela bu duvar, araziyi düzeltirken, ederken çıkmış olan taşları yan yana, bunun arkasında bir tane kümes var. Bu da şuradan bakıldığı zaman kümesin yayıntısını topluyor. İki tane bahçe duvarından oluşan şey. Yani mimarlık yapmak için illa da yapı yapmak gerekmiyor. Aslında bulduğumuz her şeyi öyle kullanabiliriz. Bu evin içine dair bir şey. Bu zeytin ağaçlarının sağladığı olağanüstü bir konfor var. Bir defa zifir gibi bir gölgesi yok. Ama çok güzel bir
güneş dengeleyici gibi. Hı hı. Işık değeri çok güzel. Böyle gri bir gölge yapıyor. Siyah bir gölge değil de. Ve bunları sonuna kadar kullandık açıkçası. Burada gördüğünüz gibi iyi yönlendiğinizde, bir iki ağaçtan iyi faydalandığınızda sonunda kapalı alanı sadece 4 metre olan ama yanlarındaki verandalarıyla birlikte çok daha geniş bir yeri kullanabileceğiniz ki bu iklimde 9 ay böyle yaşanıyor zaten. Şimdi burayı hala kapalı yapılar yap. Mesela hiç klima cihazı yok. Bütün ısınmasını bir tane şömineden sağlıyor. Başka da hiçbir şey kullanmıyor. Ayrıca bu evde şeyi de denedik. Madem işi buralara kadar vardırdık, acaba hiç enerji almasak, hiç çöp atmasak mümkün mü? Gerçekten de 1,5 metre kanat açıklığı olan 2 tane rüzgar türbünü var. Gündüz hiç rüzgar yok. Gece rüzgarıyla onlar çalışıyor. 10 tane panelde fotovoltaik var. Onlarla da güneş enerjisini kullanıyoruz. Ve birbirleriyle entegre bağlı. Bunlar 15 senedir 12 ay 24 saat yaşayan bir evde bahçe aydınlatmaları dahil şurada gördüğünüz aparatlar bahçeyi aydınlatıyor. Nitekim burada görüyorsunuz. Bahçe aydınlatmaları da 10 dönüm araziyi de aydınlatıyoruz bunlarla. Hiçbir yerden enerji almıyoruz. Ve çok Boğaziçi Üniversitesi'nden bir makine mühendisiyle birlikte çalıştık. Ne biyolojik ne kimyasal hiçbir katkı malzemesi kullanmadan doğal olarak bir arıtma sistemiyle bahçe sulamaya veriyoruz. Kalan katı atığımızı da bitkilerin gübresi yapıyoruz. Böyle hermetik bir yapıya burada ulaşabildik. Ve işliyor hala. Evet. Evet, evet. 15 yıldır hiçbir şey olmadı. Ve gördüğünüz gibi yani köylülerin yaptığı gibi mesela burada bir teras. Burada bir teras var. Başta hesaplamadık buradan buraya geçileceğini ama sonradan böyle bir durum çıktı. Hemen şuraya bir beton uyduruverdik. Hop buradan oraya geçiliveriyor. Daha da güzel olmuş ayrıca yani. İlla da mimarlık yapmak gerekmiyor. Ve sonunda hani bu gece hali en görünlüğü hal. Gündüz çok daha kayboluyor. Ve ağaçların arasında kendi kuytusunda kaybolan bir yapıyı yapmayı becerebildik. Bu epeyce eski bir işimiz. 97'de yaptık bunu. Tekirdağ'da meşe ormanlarının arasında muhtemelen ormandan açılmış bir boşlukta. Ama biz açmadığımız için vicdanımız rahat. Etrafında başka hiçbir yapı olmayan, şurada bir askeri bölge var. Onun dışında hiçbir yapının olmadığı tuhaf bir yer. Benim çok sevdiğim bir evdir bu. Meşe ağaçlarının arasındaki arazi bu. Bunun da kendi 10 dönümlük arazisinin içerisindeki pozisyonu bu. Sert bir iklim Trakya, diğerlerinden daha farklı olarak. Daha kapalı bir yapı olması gerekiyor. Ve müthiş bir kuzey rüzgarı var burada da inadına. Ve şu yönden gelen rüzgara karşı bu yapının burayı koruması gerekiyor. Aksi halde oturulamayacak kadar sert. Ve onun içinde büyükçe bir yaşama mekanı. Arkasında bunun sahibi bir matbaacıydı ve çok sayıda bir basılı iş arşivi vardı. Onu burada tutmak istiyordu. Çok misafir seven ama misafirleri ayak altında sevmeyen biriydi. Misafir evi. Dolayısıyla bunları ayrıntılı olarak söylememin nedeni şu. Ev sonunda birine yapılıyor. Ve dolayısıyla o meseleyi iyi anlamanız çok çok önemli bir şey. Onun hayatını zehir etmemek adına. Biz sık sık gidemeyeceğim bir şantiyeydi. ve onun içinde nasıl bir kontrol mekanizması kursam acaba diye düşünürken metrik ölçüyü kaldırdık bu projede ve gaz beton bloklarla tarif edildi. Bunun projesi öyledir yani. 8 blok git, 2 blok kadar açıklık bırak. Dolayısıyla adamın istese de hata yapamayacağı bir duruma getirdik. Hata yapıp köşesinden keserim dediğinde o başına bir iş açtığını gördü. Ve bu yapı kendisini kontrol eden bir yapıya dönüştü. Yine bize bunu söyleyen şey gelenekti. Alttaki fotoğrafa bakarsanız eğer, yani bu topraklarda 2500 yıl önce taş yapılar nasıl yapılıyorsa öyle yapılmış bir yapıydı. Bu yığma karakterli bir şey, gaz beton. Dolayısıyla hiç düşey hatıl yok burada. Sadece yatay hatıllarla donatılıyor. Yani şu görüntü muhtemelen antik dönemde de buna benzer bir görüntü vardı. Bunun bir yapılış videosu mu vardı böyle fotoğrafları peş peşe olan hatırladığım? Böyle şeyden temelden yukarı kadar.
fotoğrafları var ama video değil de bizim hani videoya benzettiğimiz bir durum var. Bu da bu 10 dönümlük arazinin en kuzeyine çekildik. Güneyi avlu olarak bıraktık. Eğim de bu tarafa. Aşağıda bir gölet yaptık. Kazlar ve ördekler için. Bu araziden süzülen sularla genellikle böyle bu kadar dolu duran, hatta bazen bir ipin ucunu kaçırıp şuralara kadar su çıktığı bir yer. Araziyle ilişkisi de bu. Dediğim gibi benim çok sevdiğim ama çok büyük bir ev. 850 metrekare büyüklüğünde bir ev. Burada ölçüyü kaçırdık. Benim bütün uyarılarım hala 150 metrekareden başladık. 850 metrekareye kadar geldik. Bazen böyle bir şey oluyor. Ben arkadaşım da olduğu için defalarca uyardım. Bu çok büyük bir ev. Ve 850 metrekarelik bir ev artık bir işletmedir. Buraya bakamazsın ve buraya da yaşayama. Ben onu tanıyorum çünkü. Ve nitekim yaşayamadı ve sattı burayı. Şimdi gördüğünüz gibi yine bu hani yemeğe düşkün adamlar için yapılmış dışarıdaki büyük ocaklar, küçük ocaklar, ekmek yapılan yer ayrı yok, et yapılan yer ayrı. Ama sonunda elde ettiğimiz yapı burada gördüğünüz gibi biraz daha jilet gibi ama aynı basitlikte yani. Brüt beton, brüt gaz beton, işte iyi bir yöne doğru olduğu zaman büyük pencereler, daha sınırlı zamanlarda yaşandığı zaman gerekmiyorsa eğer kendi küçük kapı pencereleriyle o araziyle ilişki kurmaya çalışan bir yer. Bunun tonozu önemli bir şey sanırım değil mi? Tonoz sizin, yani sizin, niye? Sizin biçimsel tercihleriniz açısından da tonoz nedir? Bu betonarme tonoz. Mesela bunun dökümü, yapımı o da sıkıntılı iş esasında. Ne dersiniz? Şöyle. Tonoz seviyorsunuz ben anlıyorum. Bir iki yerde denedim. Çok da iyi sonuç aldım. Mekansal şeyinin, verilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela niye burada tonoz var? Şimdi bu yapının epeyce hatırı sayılır bir eni var. Boyu da hatırı sayılır bir büyüklükte. Şimdi bunun plan düzlemindeki ölçülerini gözeterek bir yükseklik vermeye kalktığımda bu yapı şuralara çıkmalı. Tonoz bana şunu sağlıyor. Bu yapıyı makul bir yükseklikte tutmaya devam ediyorum. Ama iç mekan etkisinde mekansal etki eğrisel olduğu için benim bunu dolusu kadar dikdörtgenle elde edebileceğim şeyi içeride onunla elde edebiliyor. Bu çok çok önemli yani. Onun onun buradaki varlık nedenini en iyi açıklayabilecek şey bu. Denedim düz yapmayı. Fakat biliyorsun tonozun gerilimi de çok iyi olduğu için yani sonunda 10 santimlik bir kabukla ben bunu geçiyorum. Bu açıklığı düz bir döşemeyle geçmeye kalktığımda ve kirişte kullanmayacaksam en az 25 santim kalınlığında dolu döşemeye ihtiyacım var. Bunu kalıp yaptırıp mı şey yaptınız? Yani çelik kalıp üzerine mi döktünüz yoksa o yerinde? Yerinde. Ahşap kalıp mı? Şöyle yaptık. Bu eğimi verecek şey kasnakları yaptık. O kasnakları rabıtalarla döşedik. Bütün hikaye bu. İçeriden bakıldığı zaman da zaten şeyi görürsünüz. İzleri görürsünüz. Ve bu böyle gece ve gündüz haliyle bu durgun su, kuzey rüzgarı da arkadaki yapıyla kesildiği için güneye doğru açılışıyla bize güzel yaşanacak bir plato vermişti. Bu ilginç denemelerimizden bir tanesi Urla Yağcılar köyünde. Küçük bir köy burası da. O köyün içerisinde, genel dağılımı bu, o köyün içerisinde şöyle bir yerde bir yaz okulunu, Dikil'de yaptığımız yaz okullarından birini buraya taşımıştık. Bu evin sahibi olan kişi de üniversiteyi okuduktan sonra tekrar köyüne dönmüş, organik tarımla uğraşan, çok da sevdiğim bir adam. İşte böyle konuşurken, ederken, ya bire kendinize bir şey yapıyorsunuz, bir tane de bana yapsanıza falan dedi. Ve bu iş öyle bir iş oldu. Şöyle bir evi var, plan düzleminde aynı izler diye. Şu hariç, bunu ben ekledim sonradan. Ama bu böyle bir ev, şu da şöyle bir evdi burada. O ikisi de mevcuttu değil mi? Vardı. Ama oldukça salaş durumdaydı. Özellikle şu, bu biraz daha evdi. Şimdi biraz ileri gidip anlatacağım. Pardon. Evet, ev şuydu. Çok yaşa. Biz onu bu hale getirdik. Ve şöyle bir şey anlatıyorduk. Ondan çok etkilendi o. Her köy evine 1, 2, 3 kapasitesine göre oda eklesek,
Şimdi çok iyi yemek yeme alışkanlıkları var. Çok iyi yemek yapıyorlar. Mutfakları mükemmel. Rahat insanlar. Misafirperver insanlar. Ege köyü olduğu için daha şey, o sıcak iklimin getirdiği bir şeyleri var, rahatlıkları. Acaba burada mesela 50 evde böyle bir şey denesek, bir oda eklesek, 50 odalı bir otel gibi olur. Ve bağırıp çağırmadan, 50 odalı bir oteli bu köyün ortasına yapmadan bu insanlara bir gelir kaynağı ve kendi moral çöküntülerini iyileştirecek bir şey sağlayabilir miyiz diye baktık. Çünkü komünel hayat devam ediyor. Evet, kesintisiz. Şöyle bir felaket yaşanıyor. Aslında birkaç sene sonra bunun acısı çok çıkacak diye düşünüyorum. Kırsal kesim boşalıyor. Şimdi şöyle düşün, fiziksel koşulları açısından imrenerek baktığımız bir yer, sosyal yaşantısı açısından bir çöküntü alanına dönüşüyor. Ve köylülük yok oluyor. Şimdi köylülüğün yok olması, evet ne var yani, zaman değişiyor, köylülük olmasın, işte övüne övüne %70'i nüfusumuzun şehirlerde yaşanıyor deniyor ya. Hoş, onlara da şehir denir mi bilmiyorum. Şimdi biraz köylülerle beraber yaşayınca şunu fark ettim. Köylü denilen adam bir yaratık türü. Yani tok, aç gözlü olmayan, arsızlığı hiç olmayan. Yani köylü kurnazlığı falan denir ama bunlar o kadar küçük şeyler için olan hikayeler ki. Bulduğuyla yetinen, mevsimlerle yaşamayı bilen, gün ışığıyla hayatını sürdüren ve her mevsimde o bölgede, o topraklarda yapılıp edilen şeyleri yapan ve kanaatkar bir insan türü. Yani bugün alışkın olmadığımız bir şey, bütün o arsız insanların arasında bunlar bana hep böyle öğrenilecek çok şey varmış gibi gelen insan. Şimdi kırsal kesimi yok ediyorsun, tarımı yok ediyorsun, hayvancılığı yok ediyorsun, zeytinini toplamıyorsun, zeytinyağına destek vermiyorsun. E bu mesela bu köy inanılmaz domates yetiştiren bir yer. Bir tane domatesi yok ya. Çünkü pazara gittiğinde onu kimse almıyor. Diğer daha gösterişli olan domatesleri alıyor. Şimdi bunlar tükeniyorlar. Genç nüfus burayı terk ediyor. Burada hiç genç nüfus yok. Okulu yok. E şimdi mesela Urla'nın 15 tane köyü, Dikili'nin 25 tane köyünü ezbere biliyorum ben. Hepsinin durumu bu. Tabii. Ya 3 tane Alevi köyü var. İçlerinde yırtanlar onlar. Kooperatiflerini kurmuşlar. Ortak ekip biçiyorlar. O kooperatiflerden çiçek satışını, sebze satışını yapıyorlar. O üç köy dışında 25 ve 15, 40 tane köyden köy yok ya. Şimdi bu, dolayısıyla bu proje iyi bir projeydi. Ve iki çocuğu var ama ikisi de artık onlarla yaşamıyor. O ikisi için odaları pansiyonla otel odası kıvamına, içinde banyosu olan tertemiz, yani kendi odalarımıza benzer odalar haline getirdik. Bunu yaptık. Henüz öyle kullanmadı ama daha yeni bir deneme zaten. Ben kullanacağını düşünüyorum. Mesela bu çizim de orası için yapılmış bir çizim. Çünkü bunu anlatıp belediyeye gidip bununla konuştum. Adamla, Adnan'la, bunu, evin sahibiyle bununla konuştum. Ve hem burada fark ettiğiniz gibi hem bilgisayarla çizilmiş şey var hem benim el çizimi. Çok böyle sadece ölçülerini verecek kadar bir bilgisayar çiziminin üzerine yapılmış bir çalışma. Ve sonunda şu eski evin yerine yaptığımız ev, bu da üzerine bizim eklediğimiz bir ahşap yapı. Bu eski ev ama biraz tabii bizim elimizin değdiği bir haliyle. Bu da alt katı eski ev, üst katı da bizim yaptığımız ekleme. Şimdi bu neden önemli? Aslında yeni bir şey yapmadan da mevcut bir evi ihya ederek de bir şey yapılabiliyor. Her şeyi yerle bir etmeye gerek yok bunları yapmak için. Ve bu iyi bir köy geliştirme projesinin bir çekirdeği olabilir. Bu diğerlerinden farklı bir büyük ada. İnşaat yapmanın en zor olduğu yer. İdari açıdan da, teknik açıdan da, lojistik açısından berbat bir durum yani. Burada benim daha önce de başka işleri yaptığım birisi için tam böyle Heybeli Adaya bakan yerinde batı cepheli bir ev. 1978 yılında 1978 yılında yapılmış. Edmond Sarfati tarafından yapılmış. 87 yılında elden geçirilmiş. Ama mal sahibiyle mimar arasındaki tartışmalar, adam mimar burayı bırakmış gitmiş falan. Böyle bir şey var ortalıkta. Bir tuhaflık ama çok güzel bir evdi. Koruma kararı yok. Yıkıp yeniden yapılabilir falan, her şey açık.
tamamen bir koruma kararı varmış gibi davrandık. Edmond Sarfati sonuna kadar burada dişini sıkıp kalsaydı ne yapardı diye kurduk problemi. Ve burada gördüğünüz gibi mesela bu şunlar, bu yapının eski hali, bu yeni hali, bu paraçollar yine aynı yerinde. Bu eski hali, bu yeni hali, sadece rengini değiştirdim. Çünkü etrafında daha çok yapı var artık eskisinden. Bu, ben biraz kaybolmak istedim yine. Bu merdiven eski yerinde, iyi niyetli ama beceriksiz bir adamın elinden çıktığı çok belli. Biz çok iyi niyetli olmasak da becerikli bir adamlar olarak onun yerine bu merdiveni önerdik. İşte bulduğumuz çok da anlamlı olmasa bile bütün bu pencereleri yeni denemelerin içinde de kullanarak, dışarıda bulduğumuz ve iyi olduğunu düşündüğümüz şeyleri ısrarla kullanarak bu evi toparlamaya çalıştık. Bu niye önemli? Bu aslında her ortamda aynı ilkelerin çalışıp çalışmadığını, yani benim önermemin bilimsel bir şey olup olmadığını anlamak için önemli. Yani Urla'dan Yahşi'ye, Yahşi'den Büyükada'ya geçecek bir bilgi var mı? Bence var. Dolayısıyla geriden gelen de derin bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ya unutmadan bir şey söyleyeyim mi burada? Şimdi bir Celalettin çok iyi çağrışım yapacak hemen. Bir bu evi gösterdiniz Büyükada'yı. Bir önceki neredeydi? O, Urla. Urla'dakini gösterdiniz. Şimdi bu ikisi de biz burada bir modern mimar seminerleri de yaptık. Orada Celalettin Bey bir kerihili anlattı. Şimdi bambaşka yerlerdeki modern mimar şeyleri ve olan yerde, yani olduğu yerde iki iş. Mesela hatırlarsan bir Aman Korası'yla bir önceki şeyi Nevzat Bey'in buradaki ile gene çıkar bu merdivenden özellikle yola çıkarak bu şey ilişkilerinden diğer yapısı. Müthiş bir duyarlılık meselesi bu yani. İyi iş üretme meselesi. Hakikaten Avustralya'da bir adamla yere önem veren bir adamla diyelim bu iki yerdeki bir mimarın, Türkiye'den bir mimarın şeyi bana acayip şey geldi yani. Bu başka bir şey. Buna devam ederiz sonra. Söyledim seve, seve. Yani. Yani biçimsel dilin devam etmemesi aslında. Bu çok enteresan. Bak Celalettin Bey o konunun uzmanı aslında, kerihil yorumlarını burayı içinde yapabilirsin. Evet yapabiliriz ama şey Nevzat Bey çok güzel dinlemek. Ama bu parantez bence de önemsediğim bir şey. Farklı coğrafyalarda, farklı yerlerde, farklı bağlamlarda sizin elinizin değdiği işler var. Ama biçimsel devam ettirmekte ısrar ettiğiniz ne bir dil ne bir malzeme tercihi ne bir şey, ama başka bir devamlılık, bir bilginin devam etmesi durumu ve var. Onda da beis yok yani, var olan dili kullanmakta da beis yok yani. Kerihil de o anlamda çok şeysiz bir Kerihil'e adam. Rastladınız mı hiç? Ön yargısız bir adam yani şey olarak. Şöyle yani biçimi sürdürmeye çalışmak bence beyhude bir çaba zaten. Yani o kadar derin bilgiler varken onunla uğraşmak çok azalmak olur diye düşünüyorum. Hayır, sürdürülse bile çok şeye gerek yok. Yani hani bazı yerde dediniz ya duvar vardı yani. Tabii. Biçimiyle de vardı. Tabii, şeyde tabii. Hani onu da çok böyle dert etmeme meselesi, rahatlığı net, yeter ki o örgütlenme, malzemeyi ilişkiler, madde. Evet. Mesela taş yoksa betonla devam etmek de aynı şey. Malzeme de aslında madde de o kadar dert edilecek bir şey haline gelmiyor bir yerde. Bu anlamıyla dert edilecek bir şey değil ama kendisi olarak dert edilecek bir konu. Bana şöyle gelir hep. Ya iki tür tasarımcı tipi var. Bir tanesi çözümden yola çıkanlar. Onlar için zaten ne yapacakları çok önceden tanımlı ve resim kafalarında. Hı hı. Konu ne olursa olsun onu oraya çakacak yani. Çok güzel. İşte bundan bahsediyorum. Biri de sorundan yola çıkanlar. Yani samimi olarak şeyle uğraşıyor. Mesele ne? Ne yapmam gerekiyor falan. Bunu sorduğunuz zaman zaten ona neye benzediğiyle ilgilenmiyorsunuz ki. Hı hı. Biraz önce takliti konuşuyorduk ya. İnsan kendini de taklit etmeli. Kendinden de öğreniyor. Ama yine nesnesini değil. Bir önceki yaptığını bir tane daha yaparak değil. Bir önceki düşünce sistemini taklit etmeli. O zaman bence şey yapılabiliyor. Biçime hiç aldırmıyorsunuz yani. Onu yapmazsa zaten bir şey biriktirme imkanı yok. Kalmıyor tabii. Bilgi biriktiremiyorsunuz. Ama... Ya da bir çöp biriktiriyorsunuz. Evet. Şimdi bu mesela
hiç başka bir yerde akla hayale gelmeyecek konulardan bir tane. Bahçe duvarı nasıl, Büyükada'da bahçe duvarı nasıl yapılır? Şimdi daha önce de bunun bu büyüklükte bir duvarı vardı ama kapalı bir duvardı. Şimdi ben de bu bahçe duvarlarına illet oluyorum. Yani o manzara benim. O ev senin diye onun önünü kesme hakkını sana kim veriyor? Böyle bir uzlaşıcı bir duvar bulmuştum orada. Yani gözenekleri yüzünden görebiliyorsunuz. Ama yeterince de güvenli. Yani bu bir insan boyundan bir tık daha fazla. 2 metreyi buluyor yüksekliği. Böyle bir şey bulmuştuk. Büyükada Belediyesi'ndekiler de dalga geçmişlerdi. Eski köye yeni adet diye. Sonunda bu bütün Büyükada'da herkesin kaçak olarak sahip olduğu kıyıdaki yapılar ve iskeleler meselesi. Yani şunun ucundan bu eve kadar süren bütün her yeri derleyip toparlayıp kaçak maçak varsa da adam gibi yapılmalı diyerek aşağıdaki bu deniz kenarı yapısını, iskeleyi yeniden yaparak, yani o denizci bir toplum olmayınca deniz kenarında da yaşasam fark etmiyor. Mesela çok ilginç, ben bu sıradaki bütün iskelelere baktım. Bunların hiçbiri doğru değil. Yani güzel olmadıklarından geçtim. Doğru da değil. Her lodos patladığında bunlar dağılıyorlar. Yine topluyorlar. Yine lodos çıkıyor. Yine dağılıp kırılıp dökülüyorlar. Ve onun doğru düz nasıl yapılacağını düşünemiyorlar. Bu ise bayağı hani bilmediğinizi gidip soracaksınız. Denizci adamlar var. Bu işin nasıl yapıldığını bilen adamlar var. Bu da bizim tarafımızdan yapılmış bir iskeleydi. Ve sonunda gerçekten biraz önce bunların hepsi yeni. Ama hepsi Edmond Sarfati'nin ruhunu şad edecek kadar onun yaptığı gibi. Ama kimi detaylarda, yani bunun genel kurgusunu değiştirmeyecek detaylarda daha sağlam ve daha iyi bir şeyimiz var, bilgi birikimimiz. İçerisi mesela bu ikinci evden birinci eve taşınacak bir şey var. Şimdi bu bir insan için, bu evde düşünmeye başladım, itiraf edeyim ki ilk defa bunu. Bu biri için birinci ev. Pekala, anlaşıldı. Burada yaşanan bir insan bütün hayatını burada geçirir. Birisi için, şu anda kullanılıyor, bir ikinci ev. Ya burada ne değişiyor? Birinci ev olunca ne oluyor? İkinci ev olunca? Bu meseleyi de bu ev üzerinde düşünerek gelmiştim açıkçası. Şimdi bunun tamamen ötesinde Cunda'da bir ev. Biraz önce söylediğim gibi mimar olunca arkadaşlarını size habire şahane bir yer buldum, orayı alalım, sen de katıl falan derler. Genelde ücret de vermezler. Veriyorlar mı? Vermezler. Bu benim, bir tarafı benim, bir tarafı da diğer arkadaşımla olan ikimize yaptığım bir ev. Sonra sattık bunu kullanamayacağımızı anlayınca. Bir baraka aslında. Şöyle bir, çok basit bir kesiti var. Bu kez yine bir zeytinlik ama zeytinliklerin arkasında bir boşluk var çam ağaçlarının başladığı yerde. Belli ki burası da çam ağaçlarının arasında açılmış ve zeytinlik haline getirilmiş bir yer. Sonra biz buraya gelip yerleştik ama yanlış bir yere yerleşmişiz. Meğerse tamamı milli parkmış buranın. Hakkımız da kesinleşmiş. Cezamız da var bunu yaptığımız için ama konu bu değil şimdi. Bunları kayıtlardan da çıkarabilirim ama kesinleştiği için sorun yok sanırım. Çıkarmayın. Nelerle uğraştığımızı. Bu kadar basit bir yapı. Yani biraz önce söylediğim şu kesit, bir tane kutu. Bu Ayvalık tarafında, Cunda'da ve bu bölgede dükkan kepenkleri vardır, tambura sarılan, sinüzoidal, o malzemeyle yapılmış bir ev. Burada gördüğünüz gibi, nereden bakarsanız yine hani araziyle uğraşıp buralara böyle acayip temeller kazmamak için bu kadar, yani bunun yere oturma şeyleri sadece bu kadar gerçekten. O tesisat açısından da içimizi çok kolaylaştırıyor. Mesela bu ev tamamen zeytin toplayıcılarının belli mevsimlerde Ege bölgesinde gelip o zeytin, özellikle Kuzey Ege'de ya Edremit tarafında gelip belli sürelerle kaldıkları kulübelerden neredeyse replikadır. Ama yine söylediğim gibi tabii ki nesnenin değil, kullanımın, yöntemin takdirine dayalı bir şey. Bütün bunlarla ne öğrendik ve öğrendiğimizi nasıl uyguladık? Bu bir birinci ev. 20 yıldır bir aile burada yaşıyor, anlatacağım evde. Bandırma ile Erdek arasında ve Kizikos antik kentinin, bana sorarsanız, kazı yapılmadığı için bilinmiyor. Ben de
olmadık bir şeye rastlarım diye kazmadım. Ama burası Kizikos Antik Kenti'nin surları üzerinde bir yer yani. Burada bir ev, bir zeytin ormanının üzerinde neredeyse. Çok dik bir arazi. Bir, iki, üç, dört duvar. Bu arazide bizden önce vardı. Setler bunlar. Ben bu duvarları aldım ve sağlamlaştırdım ve evi de bunun üzerine kurdum. Bunun nedeni de kazarsam devam edemeyeceğim bir işe rastlarım diyor. Çünkü öyle bir şeye rastlasaydım devam etmemem gerekirdi benim doğrularıma göre. Dolayısıyla şöyle bir ahşap kutu diyebiliriz. Burada yine her yeri kazmak istemediğim için hafif o setlere, setlerden hafif bir yapıya, hafif bir yapıdan da çelik ve ahşap karışımı bir kutuya kadar getirdik işi. Bu kaç metrekare bu? Bu 450-500 metrekareyi buluyor bu ev. Ama yaptığım evler içerisinde dibine kadar kullanılan, son santimetre karesine kadar kullanılan kileriyle, deposuyla, odunluğuyla, her şeyle kullanılan evlerden biri bu. Maliyeti sormayacak mısın? Maliyeti biz total olarak sorarız. Şimdi bunlara maliyet sorulmaz da evet. Yahşi Beylere Yahşi sorarız onu. Ama, oraya sanırım döneceğiz. Ama bunlar tahminlerinizin çok altında maliyetler. Gerçekten. Evet. Bizim biraz böyle bir becerimiz de var. Yani benim bütçem çok rahat olduğunda bile ben bir şeyi daha ekonomik çözebilmeyi başarının bir parçası olarak kabul ediyorum. Mesela nasıl ucuzluyoruz? Şimdi bildiğiniz gibi Erdek granitin en iyisinin çıktığı yer. Bunların hepsi gördüğünüz gibi granit. Bir tane usta bulduk. Taşçı. Artık emekli olmuş. Ya inanılır gibi değil. Koca bir kayayı geceden onun üzerine 10 santim aralıklarla zedeliyor. Sonra oraya, o zedeliği yerlere ahşap kamalar çakıyor ve ıslatıyor. Gece ayazına bırakıyor onu. Sabah geldiğinizde orada derin bir çatlak oluşuyor. Çatlağın içerisine manivelayı sokup deviriyor. Ama şu masanın üstü düzgünlüğünde açılmış bir kaya. Onu 2-3 kere daha yapıyor. Sonra da onu böyle bir kırmasının yöntemi var. Bütün bu duvarlar o müthiş adamın marifetiyle çıkarılmış kayalarla yapıyor. Handmade yani. Çıkarılması da. Tamamen. Görüyorsun onun üzerinde şu beton taşa kırılır eder diye güvenemediğim için bu bir bükülmüş bir demir paraçol onun üzerinde. Mesela şu çok fiyakalı bir merdiven gibi görünüyor. 10 santim kalınlığında bir Marmara merdiven. Ama zaten Marmara Adası şurası. Buna çok yakın. Nakliye vermediğin için o zamanlarda Marmara mermerini kimsenin kullandığı yok. Tabii. Hela taşı yok, hamam falan gibi aşağılandığı için 3 kuruşa bunları adam kesiyor, bir de getirip yerine oturtuyor. Ha, beni niye ilgilendiriyor bu? Mesela bugün kaybolmuş şeylerden ve çok önemli şeylerden biri zanaatkarlık. Halbuki zanaatkarlığın yok olması, biraz önce köylülerin yok olması gibi bir anlayışın yok olmasını getiriyor. Hafızayı siliyor. Evet. Ve her şey iğretileşiyor. O iğretilik de o yaşadığımız hayatla ya da hayatımız içindeki nesnelerle ilişkimizi zedeliyor. Ya her şey atılacak, kırılacak, dökülecekmiş gibi bakıyoruz. Bu evin kutu kutu kompozisyonunun altında bu bükülmüş demirden yapılmış o payandaların biçimsel yok. Tercih farkı. Hayır. Şunun teras kullanımları çok önemli. Ve rüzgarın yönüne doğru buradaki terası ya da öbür taraftaki terası, öndeki terası ya da üstteki terası kullanabilir. Bu tamamen mesela en üst katta yatak odaları var. Bu teras yatak odalarının terası. Ve dolayısıyla buraya bu terasa çıktığınızda alt katlarla bir ilişkiniz kalmıyor. Bu şuradaki teras buradan çıkabildiğiniz ve doğu terası. Bunun öbür tarafındaki batı terası gibi evin farklı kullanımlarına izin vermesi için yapılmış bir şey. Kompozisyon. Bu biraz önce söylediğim hani bulduğunuz şeyleri de mimarinin bir parçası haline getirme meselesi. Bakın bunlar yerli kayaçlar. Şunların hepsi.
Bunlar bizim o yerli kayalardan ufalanmış o ustanın taşı yontarken çıkardığı ufalanmış taşlarla yaptığımız, döktüğümüz beton. Bir zaman sonra aynı malzeme oldukları için aynı şekilde oksidasyona uğruyorlar. Hmm. Aynı örselenmeyi yaşıyorlar. Ve sonunda bunun içerisinde bu 20 yıl sonra tamamen oranın olmuş bir şeye dönüşüyor. Yere dönüşüyor. Bu da bana mesela çok kıymetli bir şey gibi geliyor. Ve bunu döken, bunu yapan adamlar hayatlarında ilk defa inşaat yapıp kalıp çakıyorlardı. Bu merdiveni yapan adamlar. Yeniköy evi bir birinci ev. Gerçek anlamda bir birinci ev. Avusturya konsolosluğunun yanından çıkan yokuşun üzerinde bir ev. Yine böyle çok dik bir yerde. Büyükçe bir bodrum katı. Onun üzerine yerleşmiş 3 katı daha var. Önünde havuzu, aşağıya kadar uzayıp giden bir bahçesi. Benim yine çok sevdiğim evlerden bir tanesi. Hatta bir hamleyle şu bahçe bugün buralara kadar uzamış durumda. Çok sade bir ev ve bunun sadeliğini sağlayan şey aslında o ikinci evden öğrenmiş olan şeylerin getirileri. Yani burada durabilmek, bu kadar basit bir yerde durabilmek. İçi de öyle. Hatırlayın Yahşi Bey'de gösterdiğim evlerin içleriyle bu evin içi arasında da bir akrabalık var. Kaldı ki alt salona indiğiniz zaman da gördüğünüz şey bu. Ya da evin cümle kapısı bu. Yani bunun arka duvarında, giriş duvarında hiç pencere yok. Sadece bu kapı var. Bu yerdeki bu zebra deseni de biraz önceki gördüğünüz gibi bu tam giriş kapısının karşısında gelip buradan öndeki camdan çıkıp gidiyormuş gibi bir hal var. Böyle küçük numaraları dışında gerçekten de bu evde, yani işte bu da yapıladı bir 15 seneyi bulmuştur. Bunun içinde de öyle yaşanıyor. Yani hayat da öyle sürdü. Hı hı. Bu işte mesela yaşama anından bir şey. Sakin sakin. Bu, o ev bize epey bir şey öğrendiğimizi kanıtlamıştı. Yani oraya taşıyıp getireceğimiz bilgilerin olabileceğini. Peki kısaca bunu da anlatayım ve kapatayım. Artık bana tanınan şeyi kötüye kullanmayın. Bu zaten genel toparlama şeyi. Hayır. Ben şeyi gördüğüm için. Bu şöyle bir şey. Ben bütün bu anlattığım şeyleri Cengiz Bektaş'tan öğrendim. O benim ustam. Ve dolayısıyla bunun hani gördüğünüz şeylerden öğrendiğiniz gibi birilerinden de öğreniyorsunuz. Ve sonra bu öğrendiğim ve bildiğimi zannettiğim şeyleri başkalarıyla paylaşarak onlara aktarmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ve burada bulunmamın da önemli nedenlerinden birisi o. Biraz önce anlattığım Yahşi Bey de yine Emre'nin cin fikirliliğiyle bizim bu yaz okullarımızı, ama bu okul yokken yaz okulunu oradaki evlere yayılarak yapıyorduk. Daha çok benim evi kullanıyorduk. Uyku tulumlarında yatılıyor. Bu yaz okulu da çok kıymetli bir deneyim. Değil mi? Yani onu evet. Bilmeyenlere de söylemek lazım. Yani değişik tasarım alanlarından da olabiliyor mu? Evet, evet. Öğrencilerin belli bir dönem burada iş üretmesi. Tabii. Bunu şimdi bunun içerisinde anlatacağım zaten. Hı hı. Biz bu kendi köye uygun derme çatmalığımızla bunları yaparken Emre geldi ve yine ilk evin sahibi olan kişi. Ya bu mimarlıkla yaptığınız şeyi ben başka konularda da yapmak istiyorum. Bir tasarım okulu yapmak üzere bir arazi alsam bana projesini çizer misin? Bu proje öyle geliştirildi ve bugüne kadar mimarlık, grafik tasarım, sinema, tiyatro, moda, yemek, müzik konularında dans da vardı, bir şey daha vardı sanki, neyse bu yani tasarımla ilgili her konuda ve uluslararası ölçeği var. Hı. Ya Japonlar, İsviçreliler, Almanlar, İngilizler gibi ekipler geldiler, burada çalıştılar. Zaman zaman karma gruplar, zaman zaman sadece yabancılardan oluşan gruplar da çalıştı. Bu anlattığım hikayeleri kendi hayatımızdan, o köyün hayatından ve buraya gelen insanların hayatından esirgememek için kurulmuş bir alternatif okul olduğunu söyleyebiliriz. Çok basit bir şeması var. Aslında birbirine bakan iki tane kütleden oluşuyor. Birbirlerine bakmalarının nedeni
20'li yaşlarını süren insanlara habire dur, otur, bağırma, bahçeye çıkma diye onları toplayacağımıza, onlar şu aralıkta hayatlarını sürdürürler ve onlar herkesi görür ama kimse onları görmez diye düşündük. Bugün de akıllıca bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şu plandan daha da iyi belli oluyor. Önünde uzanan büyükçe bir havuz, uzun bir havuz var. Stüdyo bölümü burada. Yemek bölümü burada. Bu stüdyonun üzerindeki galeri boşluğu. Bu da yatakhane. Bir üst kat girişi var. Islak hacimler. Bir de buradan alt kat girişi var. Ve yine aynı o şeylerle, anlattığım prensipler yapılmış bir şey. İlk çizimler, burada nasıl bir yapı olmasına gerektiğine dair kendi aramızda konuşurken kullandığımız bir şey, çizim dili. Sonra da yapının kullanılır hale geldikten sonraki zamanı. Bu aslında bizim biraz önce anlattığım bütün bu hem içinde yaşanılacak bir yer hem de o köyün içinde yapılabilecek bir yapı anlamında en süzülmüş işimiz olduğunu söyleyebilirim. Okul olduğu ve çok öğrencinin de göreceği bir yer olduğu için de bunu özellikle gözettik. Yani buradaki titizliğimiz yapabileceğimizin en iyisidir gerçekten. İşte kallavi bir yapı, yani köyün diğer yapılarına oranla daha büyük bir yapı. Ama yine de hani o büyüklüğüne rağmen işte o dokunun içerisinde onu inkar etmeyen ve yukarıdan bakan halini bile hani hoş görebileceğimiz bir yapı. Üstten girişi çok masum ve küçük bir yapı ama avlu içerisinden görüntüsü o kadar masum değil. Hatta aşağılara indiğiniz zaman bu leke daha da büyüyor. Köydeki bir demirciyle yapılmış doğramalar, köydeki ustalarla yapılmış ve gerekmedikçe anlamsız enerji sarf etmediğimiz işler. Mesela bahçe duvarı, kim bilir yarın öbür gün bunun sahibi ne yapacak? İlla da bu duvarı fiyakalı bir duvar yapacağız diye düşünmüyoruz. Hemen arkasında bir istinat duvarı. Özeniyoruz ama kıyameti koparmıyoruz. Ama okulun duvarına geldiğimiz zaman yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu okul anından, burada okuldan biri var. Şahidim de vardır yani. Yok öyle değil diyebilir rahat rahat. Bu benim evdeki okulu, yaz okulunun benim evde olduğu zamanlardan bir kare. Ama gördüğünüz gibi buraya geçtiğimiz zaman bayağı rahatlamış durumdayız. Ve şöyle bir şeyi sürdürüyoruz. Biraz önce anlattığım bütün hikayeleri. Mesela şu bir jüri anı. Gördüğünüz gibi köylüler, o sırada Ayvalık'ta, Cunda'da yakınımızda bulunan daha okumuş yazmış takımından arkadaşlarımız, mimarlar, etrafta tatil yapan ahbaplarımız gibi, mesela Şevki Pekin, Serhat Akbay gibi çalışmaya o sırada gelmişler ve çalışmaya katılmışlar. Şevki Pekin'in de Dikili'de şeyi evet, vardı mı? Evet, yani? Bademlerde, biraz altın, Bademli'de, biraz altımızda, o deniz kenarında. Bizim de Salihler Altın'da var, bu sene uğrarım inşallah. Güzel olur. Ve dolayısıyla bu aslında bu çocukların köyde yaşamasını, köyde o vakti geçirmesini, kendi aramızdaki tartışmaları ve bizim de bildiğimiz şeyleri onlara aktarmamızı sağlıyor. Ve sonra bütün bu bilgileri, bu kadim bilgileri nerelerden derleyip toparladığımızı onlara anlatıp onları da buralara taşıyıp götürüyoruz. Bergama'ya gidiyoruz, Alyano'ya gidiyoruz, Aygai'ye gidiyoruz. Antikite nedir? Bu topraklarda dayatıldığı gibi Türk-İslam sentezi denilen bir tuhaflıktan başka tarihler de var diyerek ki bu coğrafyanın kıymetli bilgilerini onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Bütün bu anlattığım şeyler neden önemli? Bakın bu orada yapılan doktorlar sitesi. Siz yapmış olamazsınız onu. Hayır. Hiç bu kadar kötü bir şey yapmadım. Şimdi bu bir doktorlar sitesi. Yani doktor hani okumuş yazmış. Hali vakti yerindeki bunu yaptırıyor falan. Ama bu yapılan ve bu yasal her şeyle belediyeden onaylanmış falan. Yukarısı da bizim yaptığımız. Ve delirmiş gibi mesela şuraya bakar mısınız? Alttaki yine bilmem ne sitesi. Üzerinde yunus balıkları falan var. Buradan görünmüyor ama şuralarında işlemeleri var şurada. Üstteki de bizim yaptığımız. Ya da bizim yaptığımız değil de bizim katıldığımız diyelim. Düşünün aynı coğrafyadayız. Yani aramızda bu iki yapının arasında 500 metre var sadece. Bu bilgi burada dururken bu zırvalık nereden çıkıyor?
Bütün bu size anlattığım şeylere rağmen hala anlamış değilim. Bence bu geçmişle olan bağlantımızın koparılmış ve geçmiş diye bize dayatılan o zırvalıkların bir ürünü. Yani eminim ben şuraya gitseniz şu evde makul, hani konuştuğunuz zaman lafınızı anlayacak, düzgün birisi yaşıyordur. Ama böyle bir yerde yaşayabiliyor mesela. İşte tam soru burada oluşuyor. Yani tıpkı şey gibi, evine girerken ayakkabısını çıkaran adamla çıkarmayan adamın aynı evi kullanıyor olması. Ya birinin antresinin başka bir şey olması gerekir. Giriş holü başka bir şey olması gerekir. Oysa o kadar tuhaf bir şey var ki, mesela burada da görüyorum, daha mütedeyyin sayılabilecek olan insanlar için bile geleneğin ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok. Sıfır yani. Ben kendi öğrencilerimle şöyle bir şey denedim. Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi üstelik bunlar. Cami çiziyoruz. 15 öğrencim var. Dedim ki gidin ve İstanbul'da gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir camiyi herhangi bir yerinden 10 dakikalık seminerle bana anlatın. Çinisini, minberini, minaresini, planimetresini, en boy arasındaki ilişkilerini falan. Hepsi internetten indirdi biliyor musunuz şeyi? Bilgiyi. Ve o camilere hiç gitmemişlerdi ve gitmeyeceklerdi zaten. Şimdi bu ve daha acıklı olan şu. Bunu bir kapatarak sana gelmiyor. Bu zaten dünyanın en normal şeyi. Acayip olan benim bunu sorun ediyor olmam. O kadar rahatlar yani. O yüzden de bu hani... Siz biraz yaşlanmış olabilirsiniz belki tam bu noktada. Ne biçim konuşuyorsun? Yok öyle ya. Yeni nesli falan. Şimdi sonunda biraz önce söylediğim gibi bu okul yapısı aslında bizim bütün bu çabalarımızla geldiğimiz en süzülmüş iş. O da bu karede o süzülmüş işi anlatmak için en iyi örneklerden biri. Ve gördüğünüz gibi gerçekten bu köyde bulduğumuz şeylerden çok farklı değil. Ama çok farklı. Yani daha bir anıtsal abi devi niteliği var bir, değil mi? Bir de yani şuralara dikkatle bakarsan eğer, hadi bu istinat duvarı ve bahçe duvarı ama yapının kendisine kullandığı, bu burada varılabilecek işçiliğin doruk noktası. Bundan daha iyisi yok yani. Bu taşı, bu ustalığı, orada yaşayan insanları düşündüğünüz zaman. Evet, bununla bitirsem ve bu konuyu kapatsam diyorum. Neredeyse iki saattir konuşuyorum kesintisiz olarak. Bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Niye bunlar önemli? Ali Artun bunu sanat için sormuştu. Ben mimarlık için soruyorum. Yani sanat mı, mimarlık mı hayatı içerir? Yoksa hayat mı mimarlığı içerir? Cevabı kolay olmayan bir şey. Ama bence bu soruyu, bu soru çiftini sürekli akıldan geçirmekte ve bunun üzerine düşünmekte galiba yarar var. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Evet. İlk soruyu ben soracağım. Bir soru cevap kısmımız olacak olur diye ümit ederek bunu söyledim. Bu ikinci evden birinci eve vurgusu baştan beri bana şöyle bir şey hatırlatıyor. Aslında bugünün en azından büyük şehir hayatında, benim gördüğüm İstanbul hayatında diyeyim, insanlar sanki asıl hayatlarını onlara özel zamanlara kadar sabretmeleri gereken bir zaman dilimi gibi yaşıyorlar. Yani iş hayatında aslında çok da mutlu da değil. Mesainin biteceği saate kadar onu geçirmek zorunda hissediyor. Asıl hayatını o zaman veya hafta sonuna ayırıyor. Veya yıllık tatil aslında onun beklediği hayat. Ama o zamana kadar yaşadığı kalitesiz hayatı veya hoşlanmadığı şeyi ona sabretmek için tahammül ederek geçiriyor gibi. Bu ikinci evler de biraz sanki hayata dair, mekana dair kalitelerin, beklentilerin daha yüksek tutularak tatmin edildiği ama asıl hayatı geçirdiği birinci evde bunların çoğunu aramaktan vazgeçtiği bir durum var gibi. Neden ama? Niye vazgeçiyor? İşte onu ben de araştırmak istiyorum. Yani şunu kastediyorum. Mesela İstanbul'da çok niteliksiz, garip bir evde, garip bir apartman dairesinde bilmem kaçıncı katta yaşarken ikinci evini işte Sapanca'da bir akarsu kenarında yapan bir arkadaşım var. Onun aslında hayatı Sapanca'ya gideceği zamanı bekleyerek geçiyor yani.
buradaki hayatında, buradaki evinde o kaliteleri aramıyor nedense. Onu bir şekilde baskılıyor ve o bir sabretme, tahammül etme ile geçiyor. Ama esas şeyi hep orası. Orada geçireceği zamanı önceliyor. Enteresan biçimde şehirde mesela mekansal kaliteleri bazı yapılara yüklüyoruz. Evleri bunların dışında tutuyoruz. Buna benzer bir tavır bence bu, paralel. Mesela hep konuşuyor, işte siz de örnek veriyorsunuz ister istemez, camiden örnek veriyoruz veya işte başka kamusal alanlardan. Orada tatmin etmeyi ümit ettiği mekansal kaliteler yaşadığı evde yok ve bunu dert de etmiyor mesela birçok insan. İkinci evden birinci eve böyle bir akışkanlık sağlanabilir mi? Ya yani burada bir sanki set var gibi geliyor. Ben sağlanabildiğini düşünüyorum ve göstermeye çalıştığım şey o. Mesela çok mobilya var evlerinizde. Çok eşya var. Hiçbir zaman ömrümüz yetmez yani onların. O kadar tabağı ve fincanı kullanmaya hayatımız yetmez. Ama onlar orada duruyorlar. Şimdi böyle bakınca bence kötü bir ezberden başka hiçbir şey yok. Çok anlamlı bir şey yok yani bunun arkasında. Önemsememek var. Önemsememek de bence bilmemekle gelen bir şey. Ve kötü alışkanlıklar var. Ve ev aslında bizim evimiz değil. Ele güne karşı yapılmış bir şey. Çünkü bakıyorsun gittiğiniz her yer öyle. Siz de onlardan birisi olmak istiyorsunuz. Şimdi akşam akşam olay çıkarmanın ne alemi var diye bir laf vardır ya. Benim annem benim evime geldiği zaman evladım hani paran pulun var, mevkiin var hatta onun deyimiyle. Bu evde niye hiç eşya yok diyor. Niye öyle diyor acaba? Yani, çünkü kendi evinde oturulamayacak kadar çok takım var. Yani o da enteresan bir şey ama. Yani bu totalde bir şey varsa böyle bir ortak düşünce varsa çok basit bir şey değil yani. Onu demek istiyorum. Bence çok basit bir şey yani. Öyle mi? Evet evet. Çünkü ben birebir yaşıyorum bunu. O alışkanlıklarda yaşayan insanlara bu evleri yapıyoruz. Evet. Pekala oluyor. Yani nerede benim koltuğum demiyor kimse. Yani total olarak bir hafıza silinmesinden, unutuştan bütün toplum katmanları, kesimleri bağlamında doğrusu söz etmek mümkün. Siz de bunlardan aslında bahsediyorsunuz. Ben açıkçası ikinci ev tercih edenlerin de çok nitelikli ikinci ev tercih edenlerin de çok sınırlı bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye entelektüellerinin dahi mekan bahsinde, mekana dair görüş, fikir bahsinde tökezlediklerini düşünüyorum. Yani herhangi bir bugünkü tarihsel herhangi bir zaman aralığındaki bir mekan üzerine konuşmaktan bile aslında fikir üretmekten ve fikri çoğaltmaktan bile aciz bir entelektüel sağcısı solcusu fark etmiyor. Ondan bahsetmek isterim. Ben buna hakikaten Türkiye'nin mekanla imtihanı, entelektüelin mekanla imtihanı olarak bundan bahsetmek isterim. Bu yaman bir mesele. Yani toplumun diğer katmanlarında şeyi unutmak, yani o mekanı nasıl kullanacağını unutmak ya da başka tercihlerde bulunmayı daha masum görüyorum doğrusu. Çünkü bir şey olacaksa ilk önce belli bir şeyde de karşılığını bulması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda bir Yahşi Bey ile ilgili bir en azından duygumu şeyimi söylemek isterim. Mesela buradan da bir şey üreyebilir mi acaba? Başta bahsettiğiniz yerleşememek, tam böyle üst üste nizami olarak koymamak gibi bir köylü tutumu var diyelim. Orada yaşayan mukim tutumu var. Ve onun üzerine aslına bakacak olursanız çok saygıdeğer çabaları olmakla birlikte bunun yanında bir de bir tasarımcı rolü hakikaten var. Şimdi tasarımcı nihayetinde bunları daha düzgün köşelere dönüştürüyor. Üst üste dizilimleri daha başka oluyor falan. Uyumu olduğu kadar bence bir itirazı da var gibi duruyor. Hatta o itirazı açıkçası
şeyin varlığında daha çok hissediyorum. Siz de bahsettiniz. Okulun, yani okul oranın bir tabii, bir nevi anıtı gibi artık duruyor. Bu da yavaş yavaş bu Yahşi Bey evleri, sizin yaptığınız evler oluşurken aslında orada bir tasarımcı, tırnak içerisinde öğretici rolünüzü daha fazla mı ön plana çıkarmış oluyorsunuz? Bunu şuradan ilhamla söylüyorum. Turgut Bey şeyi yaparken Demir Tatil Köyü'nü işte kızı ve damadının anlattığı bir hikayeden kendisini de anlattı. Bütün planları biliyorsunuz, o değişik safhalarda yapıldı. İlk önce Yutong olarak planlandı, sonra hepsine vakıfsınız. Bütün sıvalı taşlar olarak ilk başta şey yapıldı, sonra değişti vesaire. Sürekli plan çizerdik diyor. Sürekli görünüş çizerdik diyor kızı. Çizerdik. Akşam bitirirdik. Sabah gelirdi babam. Yok, bu değil, tekrar. Sürekli yapardık tekrar. Peki ne yapmaya çalışıyorsun baba? Hani bizi haşat ediyorsun yani burada dediğinde. Şöyle, şu mealde şeyler söylerdim. Kendini geri plana çekmeyi, yani mimar tasarımcı rolünü geri plana nasıl daha fazla çekebilirim araştırırdı diyor. Her yaptığı, çünkü kusursuz nesneler olduğu için diyelim duvar örgüsünden bilmem neye, sürekli özellikle ömrünün sonuna doğru bu tasarımcı kimliğini, rolünü geri plana çekmek gibi bir derdi vardı sürekli diyor. Yani ilk eserleri öyle değil nihayetinde. Yani tarih kurumundan bilmem neye kadar vesaire, ama Demir'de böyle bir haleti ruhiyesinden falan bahsetmişti. En nihayetinde gerçek bilgi burada var. Evet, sizin bahsettiğiniz şekilde bu bilgiye bizim katkımız var. O bilgiden aldığımız var. Fakat ben bir birey olarak, bir tahakküm edici birey olarak kendimi tasarımcı olarak nasıl geri çekerimin arayışındaydı diyor. Sizde böyle bir arayış oldu mu diye soracağım. Bazı kısmi cevaplarını verdiniz zaten ama yinelemek adına bunu merak ediyorum, bu düşüncenizi. Çünkü acayip potansiyelli, bütün bunları düşünce üretici mekanizma olarak kuracağınız bir ortamda, aurada, Yahşi Bey'de çalışıyorsunuz. Şöyle, benim teslim olmak dediğim bir şey bu. Yani bulduğunuz, karşılaştığınız, karşınıza çıkan iyi bir şeyi gördüğünüzde ona teslim olmak. Yani bu bir nesne, bu bir yer, bu bir insan olabilir. Beni çok ilgilendirir. Ama bu, bazı şeyler vardır ya, düşüncesi tamamdır ama bunun eylemi çok kolay değildir. Yani o teslim olmak, durumu anlamak için bence çok sihirli bir şey. Ama yaparken bence bir mimar dayatır. Turgut Cansever de dayatır. Yani demir evlerinin tarih kurumundan daha az dayatmacı olduğunu söylemek biçimsel bir okumadır. Demir tatil evleri sonuna kadar dayatan bir mimaridir. Ama o orada iyi bulduğumuz şey çok okunaklı bir biçimde geleneğin bugüne sarkmasıdır. Nitekim ya Emine ile Mehmet'in daha sonra orada denedikleri şeyler o kıvamı yakalayamamıştır. Çünkü onlar da geleneği değil, Turgut Cansever'i taklit etmeye kalktıkları için. Bana kalırsa bu, onlar da daha fazla tasarımcı mesela Aman Rüya'da. Aman Rüya bence çok şık ama iyi bir, iyi, yani geleneğin evrilmesi anlamında çok iyi bir örnek. Fakat o kadar şık ki bu sefer hakikat hissini yitiriyor. Onun da öyle bir problemi var ama bence çok iyi bir örnek. İşte yani bu şıklık ve tasarım arayışı modern mimarın doğası. Yani bundan kaçmak diye bir şey söz konusu olamaz yani. Bunu da kabul ediyorum ama buna mesafelenerek üretilecek bir mimari mümkün mü? Bununla ben cebelleşerek. Ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Ne yaparsanız yapın mümkün. Ama şunu, yani biraz önce anlatırken de söyledim. Bir köylüymüş gibi davranamazsınız. Mimar değilmiş gibi yapamazsınız. Bence bu doğru değil. Modernist öğretinin içerisinden gelmiş birisi olarak
o bütün o bilgileri almış birisinin, bütün donanımınız ona göre kurulu. Bütün hikaye o karşılaşma anını, yani teslim olmak ve dayatmak arasındaki ilişkiyi ve gitgelleri iyi hesaba katıyor. Bu bir üretici gerilim de aslında değil mi? Yaratıcı bir gerilim aynı zamanda. Sadece ben biliyorum diyemezsiniz. Ama sonuna kadar da yapıla geldiği gibi yapayım diyemezsiniz. Mesela bugünkü cami, bugün yapılan camilerin içerisinde geleneksel formu koruduğunu iddia eden şeyleri düşünün. Olamaz ki. Yani Çamlıca'daki camiyi Sultanahmet'i bilen birisi olarak Çamlıca'daki camiyi nereye koyacaksınız? Bence çöp sepetine atarsınız, konu kapanır. Bu yüzden de teslim olmak o öyle yapmak anlamına gelmiyor. Bence Turgut Cansever'in Demir'deki sihirli yeri, Turgut Cansever'i orada hep görebilmemizdir. Ve bence iyi yapılmış bütün yapılarda mimarın hayaleti orada gezer. Yani bizi mimarlı yapılarla mimarsız yapıları ayıran temel özellik, orada mimarın hayaleti gezmez ama iyi bir mimarın elinden çıktıysa bir yapı, ne kadar otantik, lezzetli bir yer olursa olsun yine de hayaleti orada geziyordur. Yani. Ayırıcı özellik budur bence. Yani hiçbir şey dayatmadıysa kendisini dayatmıştır. Marx'ın hayaletlerini biliyorduk. Şimdi mimar hayaletleri. Hayaleti oldu. Güzel. Turgut Bey'in mesela gördüğünüz mü bilmiyorum, yani Karatepe saçaklarında yaptığı şey muazzam. Daha ne yapsın? Yaptığı da 3 tane saçak ya. Yani. Bir de hangi yılda ve tedarikten bahsediyordunuz şeyde, adada. Tedariğin olmadığı bir zamanda yani. İyi yapımını üstlenen Nail Çakıran'dan da tabii. Hikayeyi bir dinlediğim için tabii. Ne kadar zorlukla yapıldığını biliyorum. Fakat şuna da inanıyorum. Zorlukla başarı arasında bence müthiş bir ilişki var. Evet. Yani eziyetle sonundaki şey arasında, sonundaki başarı arasında, yani bu kadar çileci adamın geçmiş öğretiler içerisindeki çileci adamın şeyi, tutumu boşuna değil. O eziyet sizi çok kıymetli, yani o eziyetin sonunda yaptığınız şey sizin gözünüzde çok kıymetli oluyor. Çok kıymetli olan bir şey için de daha çok özen gösteriyorsunuz. Tıpkı bugün mesela geçmişte sahip olduğumuz bir sürü kıymetli şeyin hiçbir öneminin olmaması gibi. Onunla ilinti kurmayınca o sizin değil. Sizin değilse bana ne? Bedeli olmayınca, karşılığı olmayınca dediğiniz gibi. Evet. Bunun şey ifadesi şu, zahmetsiz rahmet olmaz. Dolayısıyla zahmetle rahmet bir doğru orantılı şey olarak. Arada bir nokta var. Abartmamakta yarar bak. Öğrenci arkadaşlar var burada. Onlar da anlıyor değil mi projelerdeki zorlukların aslında güzel şeyler olduğunu zamanla anlayacaklardır diye düşünüyoruz. Evet. Celal Bey. Sorular hocam için mimarlık öğrencileri soru sormaz zaten. Onun için hani ben sorarlar gibime geliyor. Yani 2 saat oldu. Çıkmak isteyen çıkıyor zaten. Mikrofonumuz buralarda mı? Cemil Bey. Mikrofonu kim soracaktı? Nevzat Bey'i de çok fazla yormayalım. Evet, kısa tutacağız soruları. Yani 10-15 dakika kadar. Daha kimse bir şey sormadan susturma çabası çok iyi. Sorulur hocam burada. Şu arkadaşa verebilir misin? Çok sağ ol. Öncelikle merhaba. Çok faydalı bir seminer oldu. Teşekkür ediyorum. Ben Yaşlı Bey evleri için soru sormak istiyorum. Biraz farklı açıdan soracağım. Öncelikle gerçekten hani yere ait, yere aykırı olmayan, hani dediğiniz gibi yöntemi taklit ediyor ama biçime taklit etmeden orada var olan üzerine kendisini inşa ediyor. Hem malzeme olarak hem yöntem olarak. Ben burada şunu merak ediyorum. Hani mutenelaşma, yani soylaşma diye bir kavram var. Kuzguncuk'ta da hani bunu gördüğümüz üzere, hani eskiden orası bir gayrimüslim mahallesiydi. İşte daha sonradan işte o gayrimüslim nüfus geri çekildi. İşte oradan ayrıldı. Sonra Anadolu'dan bir nüfus geldi. Ve en son hani Cengiz Bektaş'ın gelmesiyle birlikte işte sonra onunla beraber Nevzat Bey geldi falan. Bir mutenalaştı. Orası artık hani mimarlar işte, sanatçılar. Ya yani daha böyle mutenalaşan bir yere dönüştü yani. Burada da hani Yaşlı Bey evlerinde de işte siz önce bir grafiker arkadaşınıza bir
ev yaptınız. Sonra siz kendiniz geldiniz. Sonra başka evler daha yapıldı. İşte 10 tane evden bahsettiniz. İşte en son bir yazı okul açıldı. Burası hani o köyü var eden o üretim biçimleri, o kullanıcı kimliğini bir nevi dönüştüren bir şey. Yani biz mesela Yaşlı Bey köyüne 50 yıl sonra gittiğimiz zaman gerçekten o ilk müdahale ettiğiniz köyü bulabilecek miyiz? Yani o tam biçim olarak, mimari olarak gerçekten oraya ait ama mesela 50 yıl sonra Yaşlı Bey köyü yani bugünkü Kuzguncuk gibi mi olacak? Yani böyle bir tehlike görüyor musunuz? Bence Kuzguncuk'u da bilmiyorsunuz zaten. Kuzguncuk, yani mutelalaşma dediğiniz şeyi bir düşünün, oranın geçmişini. O 6-7 Eylül lanet olasıca azınlıklara yapılan yıldırma harekatından sonra boşalmış bir yer. O en mutena haline bile gelemedi. Yani ne kadar mutenalaştırsanız, sizin kelimenizi kullanıyorum, benim sevmediğim bir kelime. Ne kadar mutenalaştırsanız hala onun itibarını iade edemiyorsunuz. Orası siyasi nedenlerle çökertilmiş yerlerden bir tanesiydi. Caminin yapıldığı tarih 1957. Yapıldığı yer Ermeni Kilisesi'nin bahçesi. Neyi konuşuyoruz? Bizim yaptığımız şey bir nebze geçmişteki zamanının lezzetinde bir şey oraya katıp katmamak. Dolayısıyla bu mutenalaştırma kelimesi Kuzguncuk'la hiçbir defa yan yana bile anılamaz. Yaşlı Bey'de yaptığımız şey ise şu, biz belli zamanlarda orada olan insanlar. Biraz önce anlattığım şeyleri dinleseydiniz eğer bu soruyu sormayacaktınız. İçi boşalıyor köylerin. Gittiğiniz zaman ne yazık ki eğer böyle giderse 50 yıl sonra Yaşlı Bey diye bir yer olmuş. 50 yıl değil, bir 20 yıl sonra zaten öyle bir yer olmadığını görüp bir taş yığınından ibaret bir yere dönüşecek o. Dolayısıyla biz onlara belli zamanlarda katılarak o insanların hayatlarında renkli birkaç ay sağlıyoruz. Ve inanın bana insan öğrenmeyecekse hiçbir şey öğrenmiyor. Biz bunları yapıyoruz değil mi? Benim İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aram çok iyidir. Urla Belediyesi, Dikili Belediyesi ile çok iyidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir muhtarlık binası yaptı. Üstüne de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bey Mahallesi muhtarlığı, biliyorsunuz bugünkü iktidarın kendi oy potansiyelini arttırmak için yaptığı şeylerden biri Büyükşehir Yasası. O yasanın uzantısı olarak köy diye bir şey kalmadı, 11 mahalle oldu. Üzerinde de Yaşlı Bey Mahallesi muhtarlığı, iğrenç yapılar. Dikili Belediyesi geldi oraya gaz tenekesinin iriliğinde bir berbat bir yapıyı düğün salonu diye yaptı. Her ikisine de gittik ya, Aziz Kocaoğlu'ndan ben randevu aldım. Ya dedim başkan, bu muhtarlık siz yaptınız, bu da Dikili Belediyesi'nin yaptığı düğün salonu. Ben 20 yıldır o köydeyim ve bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ya bir telaş, bizim orada olmadığımız bir zaman aralığında bunları niye yaptınız? Bir, hani o kadar haberiniz var falan. Tahmin edebileceğin gibi bunun cevabı yoktu. Keşke hani oraya bir iyiliğimiz dokunabilse ama ne yazık ki dokunmuyor. Ham bir hayal yani, ona bir iyiliğimizin dokunması. Ha, bizim Kuzguncuk'ta ne oluyor? Bizim değil ama kafe açmaya meraklı olan insanların Kuzguncuk'a sağladığı bir enteresan bir kalabalık var. Mesela hafta sonu bir böyle hafif Ortaköy denemeleri falan haline geliyor. Ama yani geriye doğru düşünmenizi öneririm. Yani neydi burası? Bu coğrafyada kim vardı bizden önce? Niye şimdi biz varız? Ve ikisinin arasında nasıl bir fark? O zaman mutenalaştırma kelimesini daha bence yerinde kullanabilirsiniz. Bence burada doğru değil. Yani. İki örnek için de doğru değil üstelik. Ve şöyle geliyor. Keşke yapabilseydik ve keşke ikisini de mutenalaştırabilseydik ama gücümüz yetmiyor. Aslında Kuzguncuk'un sizin de dediğiniz gibi o dekorlaşma durumu var ya biraz. Ben onu kastederek sordum bu soruyu. Yok, nereden çıkarıyorsunuz olduğunu böyle bir şey ya? Yani o sizin de söylediğiniz kafeler vesaireler Kuzguncuk'un yaşanan bir yerden ziyade gelip fotoğraf çektirilen böyle bir şeye dönüşme
durumu ya da öyle bir arzu. Şehrin öbür o kadar saçma sapan bir durumda ve o kadar gidilecek ve bakılacak yerler değil ki. Orası biraz kıymete biniyor. Bence bunda abartacak bir şey yok. Yani gayet iyi şeyleri var. Mesela içkili bir lokanta açmanız zor. Dolayısıyla bir grup insanı oradan geri tutuyorsunuz. Çok varlıklı insanlar orayla ilgilenmiyorlar. Çünkü onlar kendilerine benzeyen insanların arasında yaşamak istiyor. Çok yoksul insanlar gelemiyorlar çünkü öyle bir paraları yok. Ve arada kültürel donanımı yüksek, biraz da parası olan bir grup kalıyor. Yani o pek kendiliğinden tıpkı Kuzguncu'nun kendisini coğrafi olarak koruyabilmesi gibi bir şey. Bir tarafta Fethi Paşa Korusu, bir tarafta Nakkaş Baba Mezarlığı, arka tarafta Bülbül Deresi yerleşmesi. Herhalde İstanbul'un en az gece kondusu olan yerdir Kuzguncu Mahallesi. Ya bir Sivaslar Mahallesi denilen bir bölge var. Ama çok makul bir şey. Bence şehirde de böyle şeyler olmalı zaten. Evet. Ve çok nadir görülen aslında şehir adına çok olumlu ilişkilerin kurulduğu bir yer Kuzguncuk. Biraz da insanlar orayı bence onun için tecrübe etmek de istiyorlar. Yani o bugün hani mahalle hayatı diye çok sıkça tekrarladığımız şeyin şehir içinde nispeten nadir bulunan örneklerinden biri. Tabii tabii. Halen var. Bir ara bu gelin fotoğrafları zırıltısı çıkmıştı. Yani türbanlı türbansız bütün gelinler Kuzguncuk'taydı. Bir böyle bir yayıldı, hemen herkes kapısına bir şey yapıştırdı. Burada fotoğraf çekmek yasaktır diye. Bitti konu. Burada fotoğraf çektirenler ama ayrılıyor falan. Aynı günlerde mesela Singapur'a gittiğimde de aynı şey vardı. Ya inanılmaz bir şey ya. O gelin fotoğrafları. Ya bu, şimdi şehirde yaşarken bu kontaminasyonlardan, bu bozulmalardan bence kaçamayız. Önemli olan bununla baş edebilecek kadar hakiki bir önerimiz var mı? Orada daha bununla baş edebilecek kadar kuvvetli başka bir güce sahip miyiz? Bence onu oluşturmak. Kuzguncuk buna sahip ama biz de aslanlar değiliz yani sonuç olarak. Karşı taraf biraz daha bastırırsa bambaşka bir yere dönüşebilir. Zaten anlatmaya çalıştığım sıkıntının bir parçası da bu. Evet. Başka soru var mı? Bir soru daha var. Mikrofonu oraya ulaştırabiliyor muyuz? Ben şey soracaktım. Zanaatkar insanlar da köylü insanlar gibi nüfusun nesli azalıyor gibi bir cümle kullanmıştınız. Zanaatkarlı insanlarla kesişmeniz kolay oldu mu? Yani bu iş, bu projelerde onu sormak istemiştim. Ya şöyle bir şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Siz mimarın böyle bir derdi varsa bu insanları buluyor. Çünkü bunlar var. Yani bir kırım olup bunlar yok olmuyorlar. Sadece uzun zamana yayılarak kimse böyle bir şey istemediği için o insanlar o işleri yapmaktan vazgeçiyorlar. Ama ben arayıp da ya bunun ustası yok dediğim hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Mutlaka buluyorsunuz. Ama böyle bir dükkan, böyle bir işhanı, bu insanların topluca bulunduğu loncalar olmadığı için böyle bir sistem çalışmadığından bu size kalıyor. Ve ama var, emin olun var. Ve her yerde var bunlar. Başka soru yoksa bir sorumuz daha var. Yasir Bey'inki de son olsun belki. Başka görmüyorum. Merhabalar. Ben Nevzat Bey'e şunu sormak istiyorum. Ya hepimizin aslında aklında, muayenesinde bir gelenek diye bir kelime var. Ve insandan insana değişen bir kelime bu. Biraz daha böyle zamanının menzili de değişiyor. Herkes başka bir yerden de başlatabiliyor bu kelimeyi. Ben sizdeki tanımını, sizdeki bu kelimenin getirdiği yaklaşımı merak ediyorum. Bu kadar sorum. Benim için geçmişte olan her şey gelenek. Coğrafi olarak yakın olduklarım da, zihinsel olarak yakın olduklarım da bunun içinde olmak üzere. Bir tanesi hemen yaşadığım coğrafyanın içinde olup bitenler, bir tanesi bana çok uzak olduğu halde anlayış olarak, zihinsel olarak bana yakın duranlar. Bunların hepsi benim geleneğim. Aslında gelenek bir sanki devamlılık arz eden bir şey değil mi? Yani bütün bizden önceki yapıp edilen her şey için belki başka bir kelime mi bulmak lazım? Benim geleneğim o. Çok geniş spektrumlu bir şey yani. Ben onun içinden istediklerimi kullanabilirim. Ama onun benim geleneğim olmadığını söylüyor. O kadar şahsi bir mesele değil yani gelenek.
Ve benim kendimi iyi hissettiğim şey de o zaten. Bana benzemeyen insanlarla, bana benzemeyen yerlerde, benim olmayan yerlerde bulunabilme rahatlığı benim geleneksel bir adam olduğum için yapabildiğim bir şey. Ben öyle davranmayabilirim ama onu tanıyorum. Tanırım yani. Ve onun için de daraltılmış, biraz önce de söyledim. Mesela Türk İslam sentezi denilen tuhaflığa hiç gönlüm razı olmaz bu yüzden. Çünkü o kocaman kadim bir geleneğin içinden şu kadarcık kavruk bir yere sıkıştırmak sayılır insanın kendisini. Ama bununla uğraşa uğraşa dünyanın başka yerlerinde zihinsel olarak yakınlık duyabileceğiniz başka geleneklerin olduğunu da görüyorsunuz. Ve bana şöyle geliyor, sanki kadim bir tek bir gelenek var ama siz şu ya da bu nedenle Karadenizli olduğunuz için, Egeli olduğunuz için, İstanbul'da yaşadığınız için bu geleneklerin bazılarını alıyorsunuz. Ama onların sizin geleneğiniz olmadığını göstermiyor. Yani birikmiş her şey nasıl kültürse, oluşmuş her şey de gelenek bence. İyisi ve kötüsüyle. Peki, teşekkür ederiz. Var mı? Bir sorumuz daha varmış. Son. Son oldu, evet. Merhaba, öncelikle teşekkür ediyorum konuşmanız için. Sormak istediğim soru şu, biz bu kadar aslında tek katlı yere ait binaları inceledik ama sizin Evidea gibi, Narcity gibi, Nartepe gibi projeleriniz de var İstanbul'da yaptığınız büyük, çok büyük konut projeleri. Burada gelenekten söz ederken orada da bir gelenekten söz edebiliyor musunuz? Ya da bağlamı kurarken mesela Maltepe'deki Narcity gibi projelerde o yeşille o arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz? Ya da eğer oraya tamamen kendiniz bir şey yapmak zorunda kalsaydınız gerçekten onu mu yapardınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Şeyi konuşurken söylediğimi zannediyorum ama bu çok sayıda birimden oluşan ve tekrara dayalı yapılar başka bir kurala, yani çok dağılır ve toparlayamam diye bu bile ne kadar sürüyor. Onun için koymadım. Ama gelenekten şimdi birkaç şey var. Gelenekten evet orada da faydalanıyorum. Fabrika yaparken de gelenekten faydalanıyorum. Yani o benim için önemli bir şey. Mesela diyelim ki Narcity'yi andığınız için söyleyeyim. Nasıl faydalanıyorum? Bu kadar 1400 birinci fazı, ikinci fazı 2000 anahtar var orada. Bu kadar çok sayıda yapıyı birbirinin aynısı olarak yapmak istemiyorum. Fakat birbirinden tamamen farklı şeyler yaptığınız zaman da bu yatırımcı için enteresan bir şey olmuyor. Ama biz diyelim ki eski bir Boğaz yerleşmesine ya da bir Safranbolu yerleşmesine baktığımız zaman birbirlerine hiç benzemeyen şeyler ya da benzeyen ama aynı olmayan şeylerden oluşan bir organizma görüyoruz. O zaman onu renkle yapmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ve o kaleidoskop etkisini o renk yapıyor. O renk de gelenekten gelen bir şey. O birbirine aynılık düzeyine de benzeyen ama aynı olmayan şeylerin kurduğu organik ilişkiyi yakaladığımı düşünüyorum. Ha, karar verici ben olsaydım orada öyle bir yer olur muydu? O yoğunluk olur muydu? Muhtemelen daha az yoğun bir yer olmasını tercih ederdim. Ama Maltepe mesela kuzey rüzgarlarının çok önemli olduğu bir yer. Sanatoryumun orada olmasından da belli. Dolayısıyla tepeyi tutacak yerde, rüzgar akışının en belirgin olduğu yerde, herkes denize bakmak istediği halde blokları dikine çevirerek insanları buna ikna edip o rüzgar tünelinin hala çalışmasını sağlamak, bu da gelenekten gelen bir şey. İklimin önemli olduğunu biliyorsanız eğer bunu yapabiliyorsunuz. Ya da insanların biraz önce anlatırken söylediğim gibi ortak yaşayacak alanlarını kendi aralarında o kadar çok sayıdaki insanın hepsini aynı yere toplayamayacağınız için yapıların aralarında onlara ortak alanlar bırakmak da bir gelenek. Ya da bir merdiven çekirdeğinden çıkıp kendi dairesine gitmek değil de uzunca bir koridoru yürüyüp o koridorun üzerinde çeşitli karşılaşmaların olacağını ummak da gelenekten gelen bir şey. Evet, kullanıyoruz tabii. Bir çırpıda okunmuyor. Zaten öyle olmasını da istemiyoruz. Ama hani olduğu da bu fazla konuşacak olursak var orada da. Buyurun. Bitirin abi. Ha, şeyde de mesela Evidea'da, şimdi sizi anladığınız zaman
Evidia diye başka bir yerleşmemiz var. Daha az sayıda, 470 anahtardır yanılmıyorsam. Orada da mesela ortak alanları tamamen ortaya toplayıp bütün yapıları onun etrafına koyarak bir bahçeyi herkesin bahçesi haline getirmek mümkün mü diye denemiştik ve bunu tutturduk. Yani bir ölçü vereyim, bunu oradakiler bana söyledikleri için biliyorum. Memnun musunuz sorusunun cevabı, tatile gitmiyoruz, bu bir şey ifade ediyor mu demişler. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Evet. Teşekkür ederiz Nevzat Bey'e özellikle ve dinleyen bu saate kadar herkese, herkesin bu saate kadar ilgiyle dinlediğini biliyorum, düşünüyorum. Önümüzdeki ay yine görüşmek üzere Ev ve Mimari'nin 11. oturumunda. Evet. Hepinize iyi günler. Çok teşekkür ederiz Nevzat Bey. Çok teşekkür ederim.